Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Kübra Far. Bir açık ve nette daha karşınızdayız. Bugün siyasetin gündemi yine çok sıcaktı. Açık ve neti son yapmamızın üzerinden 5 gün geçti ama o 5 gün gerçekten son derece hararetli bir gündeme şahitlik etti. Şimdi bugünün örneğin gündeminde Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir tartışma var. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından yeni atanan rektöre karşı başlayan protestolara Canan Kaftancıoğlu destek ziyaretinde bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler bu işin içinde değil, bu işin içinde teröristler var, öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi DHKPC militanıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sözlere ayrıca Süleyman Soylu'dan da benzer açıklamalar gelince Canan Kaftancıoğlu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Dolayısıyla artık Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu rektör protestoları bir yandan da siyasetin gündeminde, siyasi polemiklerin gündeminde diyebiliriz. Bu konuyu konuşacağız bugün. Bunun dışında başka önemli başlıklar da var. Bir sözde Cumhurbaşkanı tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözde ifadesini kullanınca AK Parti ve iktidar kanadından şiddetli tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan hepsinden özür dilemesi gerektiğine yönelik açıklamalar geldi. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Ve her iki kanat içinde, hem muhalefet hem Cumhur İttifakı kanadı içinde acaba yeni partiler mi katılıyor ittifaklarda, değişiklikler mi olacak var gündemimizde. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asıltürk'ü ziyaretinin yankıları hala devam ediyor. Acaba Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na mı davet ediyor ve Saadet Partisi bu böyle Cumhur İttifakı'na katılır mı? Millet İttifakı'ndaki yapı bozulur mu tartışması var. Bunun üzerine aslında sıcak bir gelişme de yaşandı. Bugün Millet İttifakı'ndan yeni bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz ortak açıklama yaptılar. Millet İttifakı'nın güçlü bir şekilde devam ettiğini söylediler. Ne anlama geliyor bütün bu tartışmalar ve bir de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 gün önce yaptığı açıklamalar, 24 Haziran seçimlerine 15 gün kala bana adaylıktan çekilmem için telefon açtılar sözleri. Bütün bunları masaya yatıracağız. 3 saatimiz var. Konuklarımı da hemen sizlere tanıtayım. Hızlıca başlayalım istiyorum. Ümit Dikbayır bizimle, İyi Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş Ümit Bey. Size İyi Parti'ye ilişkin, Millet İttifakı'na ilişkin sıcak sorularımız olacak bu akşam. Hemen yanında gazeteci arkadaşım Gürkan Zengin var. Hoş geldiniz Gürkan Bey. Ankara stüdyomuza bir döneyim hemen. Doktor Sinan Oğan bizimle bu akşam. TÜKSAM Başkanı ve 24. dönem milletvekili. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Elfin Tataroğlu bizimle, yönetim uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş Elfin Hanım. Çok şıksınız bu akşam. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bu akşam da benimle birlikte, bizimle birlikte programımızda. Hoş geldiniz. Hoş Cem Küçük. Sinan Oğan'a, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına Canan Kaftancıoğlu'nun katılması üzerine başlayan polemiği sormuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kaftancıoğlu'nun DHKPC militanı olduğuna ilişkin eleştiriler gelmişti. Kaftancıoğlu da bu saçma suçlamaya ilişkin ellerinde hangi delil varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundalar dedi. Ve Süleyman Soylu ile Kaftancıoğlu arasında Twitter'da bir polemik yaşandı. Ne dersiniz buna diye tekrar sormuş olayım. Buyurun lütfen. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi ve sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, Türkiye'nin birçok üniversitesinde, birçok kurumunda insanların barışçıl bir şekilde herhangi bir aralarına terör örgütünün sızmasına müsaade etmeden, ki bu aynı zamanda bu tür protestoları organize edenlerin ve aynı zamanda da devletin görevidir.
Her türlü gösteriyi Türkiye'de yapabilirler, yapabilmeliler. Bunun önünde Cumhurbaşkanı'nın veya İçişleri Bakanı'nın veya herhangi birinin set olmaması gerekir. Birinci konu bu. İkinci konu da Türkiye'de yani birisi eğer DHKPC'li ise bununla ilgili niye gereği yapılmıyor? Ben bilemiyorum. Yani Canan Kaftancıoğlu DHKPC'li mi değil mi bilmiyorum. Ha, eylemlerine bakarsanız o kesime bir sempatisi olduğunu görüyorsunuz zaten sosyal medyadan vesaireden. Ancak hakikaten de birisi ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı DHKPC'li ise yani burada ve bunu söyleyip herhangi bir işlem yapılmıyorsa ya burada acayip bir garabet bir durum var. Yani ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı DHKPC'li ve Türkiye'de onu derhal gereğini yapmayan bir İçişleri Bakanı niye o koltukta oturuyor? Veya bu ülkeyi yönetenler ne iş yapıyorlar? Böyle acayip bir durum var. Ama tabii tartışma bu zemine kaymamalı. Tartışma şu zeminde devam etmeli. Türkiye'de üniversiteler hakikaten de böyle üniversite geleneğiyle alakası olmayan, bu yani kimisi alakası var, doktorasını orada yapıyor falan dedi ama eğer o üniversiteye sorulmamışsa, o üniversitede bir kamuoyu yoklaması yapılmamışsa ve hele hele eski siyasetçilerine yer bulma yeri haline gelmişse burada sorun var. Bunu tartışmak lazım. Ben 24. dönemde mecliste milletvekili olarak görev yaptım. Benimle aynı dönemde mecliste görev yapan birçok milletvekili, AK Parti milletvekili şimdi rektör. Yani aynı dönemde görev yaptığımızda akademik kariyeri olan MHP milletvekilleri de vardı. CHP milletvekilleri de vardı. Ama onların hiçbirisi bir yerde rektör değil. Bir tek AK Parti eski milletvekilleri bir yerlerde rektör. Ya bu normal midir? Bunun sorgulanması gerekmiyor mu? Her eski siyasetçiye bir yerde bir üniversitede paya verilmek zorunda mıdır? Siyaset Türkiye'de her yere girmiş durumda maalesef. Her yere girmiş durumda. Hiç olmazsa bu siyaseti ister ana muhalefet tarafından, ister diğer siyasi partiler tarafından, isterse de atama yoluyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından siyasetin üniversitelere bu kadar sokulmaması lazım. Ben eski bir akademisyenim. Üniversitelerde yıllarca yurt içinde, yurt dışında görev yapmış birisiyim. Üniversiteler meselesi Türkiye'de YÖK'le beraber tartışıldı. Hala tartışılıyor. 12 Eylül'ün Türkiye'ye vermiş olduğu en büyük zararlardan birisi üniversitelere getirilen YÖK sistemiydi. Yıllarca bunu AK Parti de eleştirdi, Cumhuriyet Halk Partisi de eleştirdi, biz de eleştirdi, herkes hepimiz eleştirdik. YÖK olduğu gibi duruyor, uygulamalar, YÖK uygulamalarının, 12 Eylül uygulamalarının beteri durumda devam ediyor ve Türkiye burada bir arpa boyu uluslararası üniversiteler noktasında bir arpa boyu yol alabilmiş değil. Şimdi 20 senelik AK Parti iktidarında bir şeyi yaptılar. Üniversite sayısını çoğalttılar. Evet, bravo, tebrik ediyorum. Ancak bina sayısını çoğaltmakla Türkiye'nin akademik başarısını artırmak aynı şey demek değil. Türkiye'nin kaç üniversitesi uluslararası kriterlere göre ilk 500 üniversite içerisinde, ilk 100, ilk 50 üniversite içerisinde. Eğer bunların birisine aday olacak varsa o da Boğaziçi Üniversitesi'dir. ODTÜ'dür, Hacettepe'dir. Bunların hepsinin neredeyse son dönemlerde başına Cumhurbaşkanı tarafından ya eski siyasetçi getiriliyor ya siyaseten atanmış birileri geliyor. Dolayısıyla da bizim İki konuyu tartışma aslında yeni sistemde ilk kez atandı galiba. Öncekiler üniversite içinden gösterilen adaylara 3 aday içinden. Yani galiba ilk uygulama bu. 3 aday içinden değil mi? Son yıllarda hep böyle şöyle, demek galiba hatalı bir açıklama olur Sinan Bey. Şöyle dediğiniz prensip olarak doğru, fiilen yanlış. Nasıl? 6 aday sıralamaya giriyordu. Bu 6 adayın sıralamasını YÖK yapıyordu. YÖK bunların 3 tanesini Cumhurbaşkanı'na gönderiyordu. Cumhurbaşkanı bunları seçiyordu. Mesela Gazi Üniversitesi'nde yıllar boyunca Türk milliyetçisi arkadaşlarımız son derece yüksek oylar almasına rağmen ne Abdullah Gül döneminde
ne Recep Tayyip Erdoğan döneminde hiçbir Türk milliyetçisi, o dönemde neredeyse hiçbir Türk milliyetçisi sıralamada, atıyorum 1500 oy aldığı halde 60 oy alan birisinin gerisinde kaldı. 60 oy alan atandı, örnek veriyorum. Yani rakamların illa şimdi birisi çıkıp demesin 60 değil de 70 oy almıştı. Tamamen farazi söylüyorum ama ciddi farklar olduğunu biliyorum. Şu an hatırlamıyorum ne kadar fark olduğunu. Türk milliyetçisi tanıdığımız sadece tek özelliği Türk milliyetçisi değil. Hak eden, oy almış, bilimsel başarıları olan insanlar ne Abdullah Gül döneminde atandılar ne sayın şimdiki Cumhurbaşkanı döneminde sıralamaya girmediler. Şimdi ise hiç girmiyorlar zaten. Peki. O sebeple bir şey soracağım. Benim başka bir teklifim var. Evet. Bunu bitireyim buyurun, öyle sorun buyurun. Lütfen. Bence daha profesyonel bir yönteme geçmek lazım. Nedir o? Yani profesyonel yöneticilere bırakmak lazım. Bir insan çok iyi tıp profesörü olabilir. Hakikaten alanında harikalar yaratabilir. Ama o kişinin çok iyi yönetici olacağı anlamına gelmez. Bilimsel yöneticilikle, akademik yöneticilikle profesyonel yöneticiliği birbirinden ayırıp üniversiteleri daha o noktada profesyonel yöneticilere devretmenin sanırım zamanı gelmiştir. Belki Boğaziçi Üniversitesi tartışması Türkiye'de bunun da kapısını aralar diye umut ediyorum. Peki bu sözlerinizde bir şey soracaktınız. Evet, bir şey soracağım. Şimdi az önce demiştiniz ki İçişleri Bakanı neden hakkında işlem yapmıyor Canan Kaftancıoğlu'nun. Bu arada bu akşam biz geçtiğimiz günlerde sıkça benim programda dahil olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları çeşitli açılardan tartıştık. Oralarda tekrar düşmek yerine şimdi biraz Canan Kaftancıoğlu üzerinden siyasete kaymasını da bu akşam tartışalım istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sözleriniz aslında yanıt olabilecek, evet, bir açıklama yaptı. Dedi ki Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP, PKK, KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKPC ve PKK, KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2019'da 171 esaslı oğlu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır diye devam eden bir açıklaması var. Canan Kaftancıoğlu da Soylu'ya yanıt verdi, İçişleri Bakanı Soylu'ya Twitter hesabından ve dedi ki Boğaziçi Üniversitesi öğrenciler geçtiğimiz günlerde bir yuh yuh diye Mahzuni Şerif'in türküsünü seslendirdikleri bir klip çekmişlerdi. O klibi, videoyu paylaşarak AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor. Aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun, kavga etmeyin, ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dedi ki bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır. Dolayısıyla bu çok sert, son derece sert bir hal aldı bu tartışma. İçişleri Bakanı hakkında bir işlem yapılmış mıdır, niye yapmıyordur dediğiniz için özellikle bunu okumak istedim, kamuoyu da bilsin diye tartışmanın nereden çıktığını. Bir cümle, bakınız, bir cümle ilave edeyim müsaadenizle, çok uzatmadan. Tabii. Şimdi birincisi, Türkiye için Boğaziçi gibi köklü bir üniversitenin kapısına kelepçe vurmak nasıl bir mantıktır, nasıl bir akıldır, nasıl bir tablodur? Yani bunu anlamak mümkün değil. Yani kabul etmek de mümkün değil. Ne kadar haklı olursanız olun, bir üniversitenin kapısındaki o kelepçe modeli hakikaten de Türk akademiyası için utanç kaynağıdır. Onu söyleyeyim, bir. İkincisi, bakanın görevi üniversitede öğrencilerin arasına sızmış olan PKK'lı, DHKPC'li vesaire militanları bulup tek tek yakalamaktır. İki, üç, Türkiye'de birisi, yani ben dışarıdan siyasetçi olarak diyebilirim ki Canan Kaftancıoğlu'nun işte o bahsedilen konularda bir sempatisi var. Benim Twitter'dan, sosyal medyadan bir vatandaş olarak ben ancak bunu söyleyebilirim. Ama bir bakan daha ilerisini söylemek ve gereğini yapmak zorundadır. Eğer bir il başkanı, bakan herhalde sosyal medyaya bakarak söylemiyordur. Elinde bir delil, bir şey olmalıdır. Ve elinde delil varsa
Niye gereğini yapmıyor? Ben de onu merak ediyorum. Yani bunun cevabını vermek zorunda. Geçen sene ceza almıştı. Tamam, güzel, ceza aldı. Diyebilir ki ya, ceza aldım, aklandım, artık cezamı çektim. Hala eğer bu devam ediyorsa bakan gereğini niye yapmıyor? Yani bakanın işi Twitter'dan biriyle tartışmak değil, gereğini yapmaktır. Eğer hakikaten de öyleyse bilemem ben. Ben sempatizan olduğunu görüyorum. Ben en fazla bunu söyleyebilirim, o da değilimdir. Ama bir bakanın elinde bunları söylemek için delil olması lazım. Delil varsa gereğini yapması lazım. Yani Türkiye'nin artık kim kime kızıyorsa terörist, kim kime kızıyorsa bilmem ne demekten vazgeçip teröriste, ya bu en büyük teröriste iyilik budur. Terörist lafını genelleştirerek kıymetsizleştirmek Türkiye'de teröriste yapılacak en büyük iyiliktir. Teröristse birisi alacaksınız, tutacaksınız. Devletin mahkemesinin karşısına çıkaracaksınız kardeşim. Bunun başka yolu yok. Peki, bunun lafını etmeyeceksiniz. Gereğini yapacaksınız. Tekrar döneceğim size. Bir Elfin Tataroğlu'na dönmek istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Elfin Hanım, ne dersiniz? Böyle Canan Kaftancıoğlu ile hükümet arasındaki bir siyasi sert bir tartışmaya dönüştü Boğaziçi protestoları. Bu protestoları nasıl etkiler? Bu karşılıklı açıklamalar siyaseti nasıl etkiler? Ne dersiniz? Şimdi aslında meselenin Kaftancıoğlu üzerinden tartışılması çok yazık. Yani böyle bir meselenin. Neden? Çünkü Boğaziçi gibi bir üniversitenin böyle bir rektör ataması yapılıyor. Orada öğrencilerin bir itirazı var. Bakınız dünyada Harvard gibi, Oxford gibi, Cambridge gibi, MIT gibi üniversiteler pamuklara sarılır, el üstünde tutulur ve çok özel, yani orada okuyan öğrenciler de uluslararası öğrenciler de gerçekten ayrıcalıklı muamele görürler. Üniversitelerin içi de, yani üniversitelere gösteren özen de çok önemlidir. Çünkü bu ülkeler için bir prestij kaynağıdır. Yani bu üniversiteler ülkeler için bir prestij kaynağıdır. Bizde baktığınız vakit çok acı. Yani ODTÜ'nün bir tarafından çekiştiriliyor, Boğaziçi'nin diğer tarafından uğraşılıyor. Yani meselenin özü Kaftancıoğlu'yla aslında bulandırılıyor. Kaftancıoğlu meselesi bence artık AKP'nin çok sevdiği siyasi alanlardan biri haline geldi. Yani mesela sıklıkla en sevdikleri konular nedir? CHP'ye karşı hani argüman olarak konuşmayı sevdikleri, işte mesela darbe konusu sıklıkla açılan. Yani daha bugün bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözünün üzerinden yeniden, yani daha konunun biri kapanmadan yeniden açılıyor. Bu arada hatırlatalım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dedi ki bu Kaftancıoğlu, Boğaziçi, bütün bu tartışmalarla ilgili Türkiye'nin gerçeklerini halktan gizlemek için yapay gündem oluşturuyorlar. İstanbul İl Başkanı şöyle böyle diyorlar. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Onların hedefinde CHP var. CHP'nin doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Edecekler, söyleyeceğiz. Hangi baskıyı kurarlarsa kursun doğruları söyleyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi dediğim gibi, yani Kaftancıoğlu isim olarak artık bir siyasi argüman haline geldi AKP için. Yani bunun üzerinden konuşmayı sürdürünce oradaki Boğaziçi Üniversitesi atama, öğrencilerin itirazı, oraya kelepçe vurulması, tüm bunlar bir anda Kaftancıoğlu içinde eritilip gitmiş oluyor. Aslında ben bugün özellikle öğrenci, yani siz dediniz biz bu programın, yani bu konunun o ayağı ile ilgili, yani rektör ataması ile ilgili çok konuştuk. O yüzden hani bugün biraz daha siyasi biraz konuşalım. Yani çünkü izleyicilerimiz için de daha sıcak penceresi. Çünkü bugün bu akşam bu arada gerçekten çok fazla başlık var. Siyasette çok fazla şey oldu. Hızlı hızlı hepsini konuşalım. Tamam, ben de yani öğrenci ayaklanmalarıyla ilgili bir kitap getirdim yanımda. Bunu göstermek istiyorum. Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı'nın 1974'te yazdığı, yani bu şu anda piyasada olan da bir kitap değil. Ben de sahaftan buldum. Çok değerli bir çalışmadır bu. İçinde bakınız bir akademisyen 60'lı yıllar, yani 68, 67, 69'dan sonra neden öğrenciler efendim ayaklanma deyin, isyan deyin, protesto deyin, bunun üzerine bir çalışma yapmış. O kadar güzel ki, yani bulanların almasını tavsiye ederim. Aslında burada bakın, hatta ilk sayfasına genç nedir diye başlıyor. Size bir genç nedir tanımı okumak isterim. Genç, büyük bir hayal gücüne sahip, cesaretin çekingenliğe, macera isteğinin rahata üstün geldiği insandır.
Bakın ne kadar önemli bir tanım. Ne diyor burada? Cesaretin çekingenliğe üstün geldiği insan. Gençleri anlamak için bunun içinde dünyadaki bütün liderlerin genç ayakları, özellikle üniversiteli gençlik ayaklanmalarına karşı aldıkları tutumlar da var. Ve tüm bu araştırmalar sonucunda gözüküyor ki liderler ben sizi anlıyorum ve sizin için elinden geleni yapacağım. Sizi dinliyorum, dinlemeye devam edeceğim dediği vakit mesele tamamen bir boyut değiştirmiş. Bütün ülkelerdeki ayaklanmalarda. Çok acı ki bunlar böyle hani bunu bizim siyasetçilerimiz bilmek zorunda değil. Hani bu akademik çalışmalardan böyle sonuçlar çıktığını. Ama muhakkak bilen birileri, alanında uzman birileri hani şunu söyleyebilir Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın İçişleri Bakanı'na. Efendim bakın bu meseleyi yönetmek için hani gençlere olumlu bir mesaj versek. Sizi anlıyoruz, duyuyoruz, kaygılarınızı görüyoruz. Bunlar için elimizden geleni yapacağız. Hatta işte bununla ilgili diyalog, temas gibi daha olumlu girişimlerde bulunulsa işte çalışmalar gösteriyor ki sonuçlar çok daha farklı ilerliyor. Ne yazık ki biz de Kaftancıoğlu üzerinden bir oradakiler terörist, hepsi terörist. Ben peki Sayın Kaftancıoğlu Sinan kısmından şunu da soracağım. Programda bu bölümde de tartışalım. Şimdi aslında Canan Kaftancıoğlu hakkında yürümekte olan bir dava da evet. vardı. Bunun üzerinden de pek çok tartışma, polemik görüyorduk. Bundan sonra AK Parti Canan Kaftancıoğlu konusunu daha çok gündeme getirir mi? Getirirse CHP ve siyaset bundan nasıl etkilenir? Ben getirdiğini görüyorum, getireceğini de görüyorum. Yani hatta o kadar çok ki dediğim gibi en yani üzerinde siyaset yapmayı, özellikle CHP'ye karşı siyaset yapmayı en sevdikleri ilk üç konudan biri haline dönüştüğünü görüyorum. Yani bunun biri darbe mevzusu, birisi başörtü 28 Şubat mevzusu, bir diğeri de Canan Kaftancıoğlu mevzusu. Yani Canan Kaftancıoğlu bu sıralamada ilk üçte, bazen bire çıkıyor, bazen üçte. Bunu tabii şimdi bu yargılama sürecinin, işte dosyanın gerekçelerinin içinde neler olduğunu, nasıl yürüdüğünü ben şu anda tam detaylarıyla bilmiyorum. Eğer ki hani tweetleri üzerinden mi, başka bir mesele üzerinden mi, ama şunu görüyorum ki DHKPC militanı, MLKP militanı, PKK militanı, el insaf yani. Hani böyle bir şey, bu ne, hangi mesela, hangi terör eyleminde ne çeşit bir dahli olmuş Canan Kaftancıoğlu'nun? Yani ne şekilde bir iltisakı olmuş? İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2009'da 171 esaslı oldu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır diyor. DHKPC ve PKK-KCK propagandası yapmaktan 5 ay suçtan mi? Şimdi ceza mesela şöyle aldı. Bu tweetler üzerinden böyle bir propaganda yapan herkes yargılanıyor mu mesela? Yani 2013-2014 sürecinde, açılım sürecinde çok ileri tweetler atan, işte yani Türkiye'nin adını değiştirmeyi planlayan, Türk bayrağının adını değiştirmeyi öneren vesaire gibi bir sürü gazeteci vardı. Mesela hepsi ya da AKP'li vardı, yani gazeteci demeyelim, sadece AKP'li vardı, milletvekilleri vardı. O dönemlerde bu konularda tweetler atılmıştı mesela. Hani bilemiyorum, buysa mesela terör örgütü üyeliği bu mesele ise, o zaman herkes eşit muamele görüyor mu bu konuda Türkiye'de? Onu yargılamak lazım, ona bakmak lazım. Tartışalım biraz buradan. Cem Küçük, siz evet. nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Çok şimdi, sertleşti yani. Yani bu sertleşebilir. Bir kere Canan Kaftancıoğlu hakkında önce bir şey söyleyeyim. Tabii çok yumuşatılmaya çalışılıyor ama Canan Kaftancıoğlu il başkanı aday olduğunda, yapıldığında, ben ve benim gibi düşünenler önce bir troll il başkanı yapılmak istenen diye yorumlamıştık. Yani şahsileştirmek gibi bir niyetim yok ama mesela o zaman benim şahsım hakkında attığı tweetleri burada okusam Habertürk 3 gün kapanır. Yani ağır küfür. Yani bir kadına yakışmayacak derecede ağır bir küfür. Onu geçtim. Hani o önemli değil. Tayyip Bey'in annesine ağır küfürler etti. Bunun için de özür diledi il başkanı olduktan sonra. Ve çok ağır laflar. Yani bir ölmüş bir kadına çok ağır laflar etti. Burada okumayayım onları. Gerek yok. Bunları geçtim. Sakine Cansız'ı övdü. Yani defalarca bir PKK terör örgütü mensubu Sakine Cansız'ı övdü. Önümde duruyor. Okumayacağım. Hepsi burada. Onu övdü. Okumayın. Ben Canan Kaftancıoğlu'ydu. Bu arada bu tweetler üzerine bir program yaptım Habertürk ekranlarında.
Evet, kendisine de tek tek sordum bunlar sizin mi değil mi? Bazılarının kendisine ait olmadığını söyledi, bazılarının kendisine ait olduğunu bunlardan söyledi. Bunlardan yargılanıyor şöyle, bu tweetlerin çoğundan yargılanıyor. Geriye dönük tartışma olur mu olmaz mı? O ayrı bir tartışma. Ama Sakine Cansız'ı, Canan Hanım'ın bir DHKPC veya MLKP'nin sempatizanından öte bir durum var. Yani orada Sinan Bey gibi milliyetçi birinden ben biraz daha böyle şey beklerdim. Çünkü DHKP mesela Ebru Timtik'i övüyor. Ebru Timtik azılı bir DHKPC'li teröristtir. Ve ne yazık ki bakın bu ülkede teröristleri övmek maalesef inanılır gibi değil. İşte Amerika'da gördük Joe Biden senato binasına girip ortalığı yakıp yıkanların hepsine terörist dedi. Onu bırakın Amerika'nın ana akım medyası dedi. Eskiden biz de birilerine söylerdik sonra haklı çıktı gerçi. Efendim işte bunlar sert. Neler söyleniyor? Şimdi yani Canan Hanım konusu Cem bence Bey, tartışmaya... Cem Bey. Sinan Bey bir yanıt versin. Buyurun. Tamam. Sinan Oğan dinleyelim. Siz sık sık İstanbul Stüdyo'dan araya giriyorsunuz. Müsaade edin bu defa ben gireyim. Buyurun. Sizin sözünüzü kesmiş balla kesmiş olayım. Estağfurullah, buyurun. Şimdi Canan Kaftancıoğlu ile ilgili benim düşüncelerim nettir. Ben kendisini dışarıdan gördüğüm kadarıyla bahsedilen bu terör örgütlerine sempatisi olduğunu ben yayınlarından, tweetlerinden, geçmiş tweetlerinden görüyorum. Daha fazlasını ben bilmem, devlet bilir. Evet. Devlet daha fazlası var diyorsa siz benim gibi niye sormuyorsunuz? Niye demiyorsunuz ya şimdi daha fazlası edeceğim. Varsa niye gereğini yapmıyorsunuz? Ben onu diyorum. Daha fazla ne diyebilirim? Daha fazla diyorum ki ben bu sempatisi olduğunu görüyorum. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. Evet. Ama daha fazlası varsa bu ancak devletin elinde olabilecek bir bilgidir. Evet. Senin benim elimde olacak bilgi değil daha fazlası. Evet. Ve daha fazlasını var diyor bakan. Ben de soruyorum niye gereğini yapmıyorsunuz kardeşim? Haksız mıyım bunu sormak? Yok haklısınız. Bundan, yok, bundan hayır. Daha öte ne demeliyim? Hayır doğru yani biri eğer terörle iltisaklıysa o kelime çok kullanıyor iltisak doğru ama Canan Kaftancıoğlu gibi bir... Ya artık zaten... alması yok yani o zaman gereğini yapacaksınız lafını tamam. Etmeyeceksiniz. Hayır şunu söylüyorum ben de. Canan Kaftancıoğlu burada PKK terör örgütü, MLKP, DHKPC ile ilgili yüzlerce tweet'i var. Hepsi ona ait. Zaten bundan yargılanmış bir yıl 9 ay almış. İlla eline gidip bomba alıp atmamış. Peki veya... şu açıdan tartışalım Cem Küçük. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestolarında biraz gündemi bulandırmak için Kaftancıoğlu'nu gündeme getiriyor dedi Elfin Tataroğlu. Kılıçdaroğlu da benzer şeyler şimdi... söylüyor. Bu açıdan ne dersiniz? Yani bunlar geleceğim. Gündemde değilken hayır. Acaba iktidar şimdi, gündeme mi getirdi? Bakın şimdi hayır ben mesela burada hep siyasette sükune çağrısı falan yapılıyor. Şimdi ben şöyle anlamıyorum. Şimdi biri eski CHP'li çıkıyor başörtüsü şeriat isteyenlerin üniformasıdır çıkıyor. Bir eski genelkurmay başkanı çıkıyor bilgi çarpıtıyor 27 Mayıs seçim kararı alındığı halde seçim kararı alınsa darbe olmazdı diyor. Öğretmen AK Parti'ye oy veren öğretmenler öğretmen değildir diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün de sözde Cumhurbaşkanı diyor. Bunun gibi onlarca şey söyleyebilir yani daha şey söyleyebilirim. Şimdi kutuplaştırma dönüyor. Toplumu kim kutuplaştırıyor? Şimdi benim baktığım AK Parti kendi işiyle uğraşıyor. Şimdi sen sözde Cumhurbaşkanı dersen bunu AK Partililer öyle bir değerlendirir ki ve bu neye yaradı biliyor musunuz? Şunu söyleyeyim. AK Parti'nin içerisinde bazen eleştiriler ki AK Parti bence muhalefete göre daha çok eleştiri yapıyor seçmeni. Çünkü o yüzden oyları bazen çok yükseliyor, bazen düşüyor. CHP'nin o iş değişmiyor. 24-25 en son 2018 seçimlerde 2,5 puanı HDP'ye gitti. 22,5'a düştü. Bu kim kitleyi konsolide etti. Yani bu son 1 hafta 10 gündür olan olayların hepsi o kitleyi inanılmaz derecede konsolide etti. Üniversiteye girince de ona şöyle söyleyeyim. Hangi şimdi, kim konsolide, hangi taraf konsolide etti? AK Parti kendi kitlesini konsolide ediyor şimdi. Evet. Seri bir şekilde Anadolu'da insanlar bize de önceden bakın eleştirirlerdi. Şimdi hiç böyle eleştiriler kesildi. Bunlar iktidara gelirse bize başörtüleri üniversiteden atacaklar. Gene işte inancımızı yaşayamayacağız. Kemal Bey önüne geleni hakaret ediyor. AK Partili oy veren öğretmenler o bu diye. İşte İlker Başbuğ'un açıklaması, Cenat Aklı'nın tırnak içinde ben kendisiyle iyi tanıştığım için söylüyorum. Bugün de söyledim. Saçmalamaları yani işte darbe yapacak ortam yok. Olsa olur gibi. Yani olsa olur demedi. Hayır biliyorum. Yani ben de saçma buluyorum ama doğru anlaşılsın değil, tabii, diye. Tabii. Şey söyle. Demiyor. Bunlar olsun haksızlık demiyor. Etti. Mesela büyük bir deprem olsa anca gidebilir. Hani deprem olsun da diye de demiyor. Evet. Yani orada hakkını ben de teslim edeyim ama şimdi bütün bu tartışmalardan toplumu kim geriyor? Şimdi siz AK Parti'nin eleştirilecek belki bir sürü şeyi var ama siz hala başörtüsü, hala
üniversite özgürlük derseniz olmaz. Ama Kaftancıoğlu örneği de bunu gibiymiş. Şimdi hayır, üniversiteye gelin. Bakın şimdi. Elfin Hanım üniversiteleri söyledi. Yurt dışındaki bu üniversitelerin hepsi vakıf üniversiteleri. Yani özel. Harvard, Yale, diğerleri özel. Ve mesela Ford makinelerini yöneten bir Harvard'ı yönetebiliyor. Mesela çok iyi bir tıpçı yönetebiliyor. Ben bunun onlarca örneğini veririm Batı'da. Bizdeki gibi bakın ben AK Parti'de de olsa başka partide ilkel buluyorum. 3 tane aday üniversiteden bunu seç. Ya ülkenin cumhurbaşkanı istediği kişiyi dışarıdan yetkinliği olacak şekilde olabilir. Bu da eleştirilebilir. Yani ben Boğaziçi'li öğrencinin öğretim görevlisinin tepkisini çok demokratik buluyorum ve normal buluyorum. Bunda hiç itirazım yok. Ama sen orada tepki göstereceğim diye katil devlet denirse, katil polis denirse ve bir tane öğrenci veya akademisyen de dönüp ya siz ne diyorsunuz demezse bu da olmaz. Evet, ama Sinan böyle bir açıklama geldi. Hayır, Boğaziçi Üniversitesi tamam, öğrencilerinden. Ama bir anlatacağım. Tamam şimdi geldi. Demezse de, dediğinizde deme değil. Şimdi Sinan Bey orada Sinan Bey'in dediği doğru. Şimdi devlet şeyi bulacak. İlla şunu da söyleyeyim bakın ben bunu güvenlik uzmanlarına çok sordum. Hem istihbaratten birinin terörle iltisaklı olması illa onun içeride olması veya suça karıştığı anlamına gelmiyor. Şimdi FETÖ'den de 400 bin kişi var Türkiye'de. 60 bin kişi tutuklandı şimdiye kadar. 15 Temmuz'dan sonrasını söylüyorum. İlla suça insanlar iltisaklı olabilir ama suça karışmamış olabilir. Yani DHKPC ile bir bağı vardır ama suça karışmamıştır. İlla onu gidip zaten Can Hanım'ın aldığı daha ağır bir suçu olsa 5 yıl 10 yıl alır. 1 yıl 9 ay alır. Üniversitelere yani orada mesela o gösterilerde katil polis dendiğinde oradan bir öğrenci dönse ya bir saniye arkadaş ben burada demokratik tepki yapıyorum. Sen ne yapıyorsun dese zaten bu tartışmayı ben de yapmayacağım. Ben de bir şey demeyeceğim. Yani bizim benim gibi düşünenler de. Ben bu minvalde bir açıklama yaptıklarını okudum. Aramızda karışmaları şöyle, konusuna çok dikkat etmeniz o ama bakın sonra mesela bir açıklama yapıldı. Gene sizin programınızdaydı galiba. Bir gazete mesela direniş büyüyor. Ertesi gün Kadıköy'de bilmem. Ya bunlara gerek yok. Demokratik tepki hak. En doğal hakları yapacaklar. Kimse de bunu engellememeli. Kelepçe işi yanlış. Hiç amasız yanlış. Onda ama katil polis, katil devlet. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Bu lafları 96-2001, 28 Şubat döneminde çok gördüm. PKK bayrakları asılıyordu. Geliyordu. İşte özgürlük bilmem ne diye Abdullah Öcalan'a, Murat Karayılanlara, bütün PKK'lılara, DHKPC'lere güzellemelerden geçilmez İstanbul Üniversitesi'nde. Peki. Bu bakın üniversiteler, evet üniversiteler bilim bir yuvasıdır. Demokratik. Ben 20 yaşındaki bir öğrencinin tepkisini çok normal buluyorum olacak. Ama katil devlet dendiğinde de ya da öyle bir şey duyduğunda önce oradaki öğrencilerin vermesi lazım. Devlet buldu. Onların bir kısmı iltisaklı ama suç yok bırakıldı. O niye tutuklanmadı? Bunlar teröriste filan deniyor. Her tutuklanacak diye hepsi diye bir şey yok. Ama bu tartışmada Melih Bulu'yla ilgili şunu söyleyeyim şey. Şimdi bir insanın akademik yetkinliğine de bakmak lazım. Ben şunu mesela ben akademisyen olsam işte burada akademisyenler Gürkan Bey de yaptı bildiğim kadarıyla. Sinan Bey de yaptı. Hayatta dekan olmak istemem rektör. Niye o kadar angarya işle uğraşacağım? Ya bir bilim adamı oturur makale yazar, kitap okur. Gidecek şimdi orada üniversitedeki otopark, kantin, şeyin sorumlusu filan. Yani o yüzden de hakikaten ben bu rektörlüğün filan çok böyle önemli de böyle abarttığımız kadar bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani gerçek bir bilim Cem adamı Bey, oturur, kütüphane yazar. Rektörün elindeki yetki burada Türkiye'de bakanda yok. Yok, rektördeki o kadar yetki ama şey yok, Sinan Bey doğru da bakanda ben rektör yok Türkiye'de. Olsam, hani Türkiye'de bu şey rektörün gibi yetkisinden sizin haberiniz yok sanırım. Evet, diğer iki, evet, iki konumuzun hakkını evet, çalmamak doğru, için tek cümleydi. Bakın tek demin dediniz ya şimdi mesela ya ben de yayın evimiz mesela yayın evi işletiyoruz. Mesela iyi bir yazar olabilirsiniz ama yayın evi işletmeye kalkarsanız batırırsınız. İyi bir akademisyen de çok bilgili mesela üniversiteyi de mahvedebilir. Doğru. O açıdan Melih Bulu'yu görelim. Başarısız olursa eleştirelim ama o makama uygun biridir. AK Partili aday olmuş Ece yani ben şimdi bu öyle vakıf üniversiteleri sayarım ki CHP'ye yakın bir tane AK Partili bulamazsınız oralarda da. Peki. Hemen Ümit Dikbay'a da dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Ümit Bey. Ne diyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi protestolar üzerinden başlayan tartışma şimdi sert bir siyasi polemiğe dönüştü. Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin çok sert açıklamalar var iktidardan. O da aynı sertlikte yanıt veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu da gündem değiştirmek için yapıyorlar bunu diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? İyi Parti'nin bu meseleye bakışı nasıl? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın İçişleri Bakanı maalesef ülkeyi germeye devam ediyor. Maalesef gündem değiştirmek için bunları yapıyor. Şimdi bu çocuklar bu rektörü istemiyor. Akademisyenler bu rektörü istemiyor. Demokratik haklarını kullanıyorlar.
Şimdi bu kadar germeye ne gerek var? Oturun bir daha düşünün. Yapmayın bu adamı. Şimdi özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu bir gelenek haline geldi Kübra Hanım. Şimdi adam aday olmayacağını bile bile aday adayı oluyor. Şimdi ben biliyorum mesela. Doktor aday adayı oluyor. Aday olmayacağını biliyor. Seçilemeyeceğini biliyor. Ama aday adayı oluyor. Bu sefer gidiyor bir müddet sonra, seçimden sonra hastaneye başhekim yapıyorlar. Mesela bir öğretmen. Aday adayı oluyor. Bile bile oluyor. Seçimden sonra okula müdür oluyor. Ya da rektör oluyor. Şimdi bu sayın rektör bu kadar bilgili, bu kadar tecrübeli, bu kadar üstün başarılara sahip olan bir adamsaydı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seçilebilecek bir yere aday yapsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı, ondan faydalansaydı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi önemli bir üniversite. Yani kendi partisine layık görmediği bir adamı niye bu üniversitenin başına getiriyor? Şimdi ben de Sinan Bey'den farklı bir şey söylemeyeceğim. Şimdi istihbarat elinizde, İçişleri Bakanlığı elinizde, devletin bütün imkanları elinizde. Canan Kaftancıoğlu teröristse gereğini yapın. Orada eylem yapan öğrenciler teröristse gereğini yapın. Peki daha yani bir o çocukları davadan da, o yargılanıyor olması gereğinin yapılmadığı anlamına ama bu olabilir. Yıllardır konuşulan şey. Şimdi şöyle bir şey de artık iyice yoğunlaştı ve bundan biz çok rahatsızız. Yani iktidarın kızdığı, iktidarın istemediği herkes terörist. Ya terörist bu kadar ucuzlatılmamalı bence de. Terörist çok ağır bir itham. Bir adam teröristse gereğini yapacaksınız. Joe Biden içeri girenlere terörist dedi. Kongre nasıl? Binasına girenlere terörist dedi. Bakın o bizi ilgilendirmiyor. Hayır, yok, yani, o bizi ilgilendirmiyor. Yani doğru bir tanedir. Şimdi her suç işleyene siz terörist derseniz, herkesi terörist ilan ederseniz bu doğru bir şey değil. Şık değil. Ya bir de işte bu... Bu teröriste en büyük teröriste iyilik budur. Bakın terörist aynen öyle. Bu kadar aşındırılması teröriste iyiliktir. Birebir aynı düşünüyorum. Ben de buna katılıyorum şimdi, diyecektim. Tam Sinan Bey'e ağzımda kalmıştık. Ben de katılıyorum buna. Bir de bu öğrenciler, orada eylem yapan öğrenciler, onlara da teröristlendi. Ya onlar teröristse İçişleri Bakanı görevini yapacak. Öyle bir şey değil mi? Hayır, eylem yapanların içinde teröristler vardı. Evet, evet. Şimdi eğer öyle bir şey varsa, eğer öyle bir şey varsa Sayın Süleyman Soylu gereğini yapacak. Onları oradan ayıklayacak, alacak. Bizim o üniversitede okuyan çocuklarımızı da korumuş olacak. Şimdi biz bu konuya böyle bakıyoruz. Peki. Ya bu kadar ülkeyi germeye, sadece gündem değiştirmek için gerek yok. Katil polisten mesela diyorsunuz? Asla kabul etmediğimiz bir şeydir. Kimse bizim polisimize katil polis diyemez. Katil polis diyeni de anında oradan alacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Konuşmayacaksınız. Ya bir İçişleri Bakanı konuşmayacak, gereğini yapacak. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Televizyonlarda konuşmak, orada konuşmak, burada konuşmak, konuşmayacak, gereğini yapacak. Katil polisyenler alındı ama abi bir tek öyle dediği işlem yapamıyorsunuz. İçeri atamıyorsunuz öyle deyince. Bakın. Tek cümleyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunlukları var. Ayın 26'sında meclis açılıyor. Gerekli kanun değişikliğini yapalım. Bizim polisimize kim katil diyorsa kanunen de değişikliği yapalım. Bu iyi bir öneri. Kimse bizim polisimize katil diyemez. Diyeni alacaksınız oradan gereğini yapacaksınız. Ya bu dedikoduya girer artık. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Hele ki İçişleri Bakanı'nın böyle konuşması da ben şık bulmuyorum. Peki. Böyle bakıyoruz konuya. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Normalde ben ilk turları hep çok hızlı geçerim ama bugün biraz beklettim. Kusura bakmayın. Deprem rica ederim, açıklamaları da oldu. Buyurun. Şimdi baktığımız zaman neyi tartışıyoruz? Hangisini tartışıyoruz? Mesela katil polis denilmesini mi tartışıyoruz? Kelepçe takılmasını mı tartışıyoruz? Canan Kaftancıoğlu'nun orada bulunmasını veya ona YHKPC militanı denilmesini mi tartışıyoruz? Son tartışma. Ondan sonra üniversiteye partili rektör atanmasını mı tartışıyoruz? Yoksa Cumhurbaşkanı'na sözde Cumhurbaşkanı diye... Ona gelmedik. Ona girmeyin. Hayır, ama o bunların ayrı hepsi, başlık geleceğiz. Şimdi neyi tartışıyoruz? Katil polisi tartışıyorsak başka bir argüman var. Üniversiteye partili rektör atarsanız başka bir argüman var. Üniversiteli öğrencilerin protesto hakkı vardır. Onu kullanmaları haktır. Ama öbür taraftan içinde katil polisiyen adamlar... Neyi tartıştığımıza bağlı olarak, sorunuza bağlı, yani böyle bir tamam. Boyutlandırılan, ben o zaman sorunu kök sorun Türkiye'de. Yani
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları bugün geldiğimiz itibariyle iki siyasi partinin birbirine yüklendiği bir alana dönüştü. Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hükümetin DHKPC militanı suçlamasına siz nasıl bakıyorsunuz? Kaftancıoğlu'nun yanıtı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da amaçları gündem değiştirmek çok saçma bir iddia demesine nasıl bakıyorsunuz? Ben Sinan Bey'in görüşlerine de katılıyorum. Cem Bey'in söylediği şeylere de katılıyorum. Elfin Hanım'ın söylediklerine de katılıyorum. Size de katılıyorum. Şimdi tek boyutlu bir şey olarak cevap veremem ben. Buna. Cem Bey'e Türkiye'de, de katılıyorsun. Türkiye'de tabii onu da söyleyeceğim. Siyaset yapma kültüründe bir arıza var. Evet. Yani siyaset bu işleri istismar ediyor. Bakın iktidarı da istismar ediyor. Muhalefeti de istismar ediyor. Çıkın Boğaziçi'ne partili bir rektör atanmasına itiraz edin. O protestoyu destekleyin. Yapın bunu. Orada durun. Veya bu taraftan baktığınız zaman niye Boğaziçi'ne partili bir rektör atıyorsunuz? Veya üniversiteye bunu. Hakkınız var kanuni ama yani bu mu yani? 2020 senesinde üniversitelere partili rektör atamak, partili cumhurbaşkanı, partili rektör atıyor. Peki, İyi bir şey mi bu şimdi? İktidara yönelik eleştirinizi anladım ama muhalefete yönelik eleştirinizi tam anlamadım. Orada durun diyorsunuz ya, durun dediğiniz yer Hayır, neresi? Hayır, iş dönüyor. İşte sözde cumhurbaşkanı argümanlarıyla devam ediyor. Yok, biz bu akşam mesela... O basın açıklamasıyla ilgili, o basın özgürlüğüyle ilgili bugün iki konuştu. Konu birbirinden farklı. İzleyicilerimizin de kafası karışmasın. Sözde... Ama bakın birlikte konuşuyoruz. Niye? Aynı 24 saatin, aynı 48 saatin içinde. Ve acaba mesela bu olaylar olmasa, şu bir hafta 10 günün işte Can Ataklı, Fikri Sağlı, acaba sözde Cumhurbaşkanı argümanı da gelecek mi? Bu olaylar birbirini sürekli negatif gündemle tetikleyip duruyor ve baktığınız zaman bu konsolidasyon, yani parti tabanını, Cem'e katıldığım şey o. İktidar açısından bu türban tartışmaları, darbe konuşmaları, kendi tabanlarını, işte söyledi, kendi tabanlarını Anadolu'da değişik yerlerde konsolide ediyor AK Parti. Bunu seviyorlar. Elfin Hanım'a da katıldığım şey o. Darbe tartışmaları her zaman AK Parti'ye yarayacaktır. Türban tartışmaları 28 Şubat her zaman AK Parti'ye yarar. Muhalefet de bunu bir türlü anlayamadı. Yani göremedi. Hala Fikri Sağlar bir Halk TV yayınında çıkıp işte böyle bir konuşabiliyor mesela. Çok ilginç. Efendim Fikri Sağlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlamaz. Bağlamaz doğru ama Fikri Sağlar da CHP'nin yani Çemişkezek delegesi değil. Bu ülkede bakanlık yapmış, etkili bir adam. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim meselemiz, evet Sinan Bey'in dediği gibi, eğer Canan Kaftancıoğlu bir siyasi parti İstanbul İl Başkanı olarak o protesto gösterisinin yapıldığı yere gider. Siyasi partiler halkla birlikte siyaset yapan, hele hele hükümetin protesto olduğu yapılara destek veren yapılardır, meşru aktörler gider. Ama DHKPC militanı diyorsanız alırsınız, götürürsünüz. Hani eğer öyleyse belgesini koyar, kanıtını koyarsınız. Yani bunların her birine baktığınız zaman ayrı ayrı görüşler olur. Bu çizgide görüş ya da şu çizgide görüş Türkiye'ye zarar verir. Siyaset de bunu, iktidar da bunu yapıyor. Muhalefet de bunu yapıyor ve Türkiye'ye zarar görüyor. Benim değerlendirme bu negatif siyaset, istismarcı siyaset ve daha çok da bu günden başlıkları mevzu bahis olduğunda hükümete yarayan bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda çok daha titiz, çok daha dikkatli ve özenli bir dil kullanması gerekir. Zira onun konsolide ettiği taban işte %25. 26 olamıyor. 27'yi hayal edemiyor. Ama ötekiler işte böyle bir puanlık işte birazdan konuşacağız bu Saadet Partisi şu. Evet. Bir puan bile fark ediyor. Kaldı ki kendi işte oturduğu tabanı bile artık bir arada tutmakta zorlandığı bir dönemde bu tartışmalar can simitleri. Niye atıyorsunuz bu simitleri bu iktidar partisine diye? Aslında soru sormak lazım. Belki asıl konu budur. Niye kendinizi tutamıyorsunuz? Konuşulması gereken belki bu tür şeyler ve siyaset bu yapmak dediğin, kültürü. Özür dilerim şey mesela kendini niye tutamıyorsun dedin ya Gürkan. Mesela bunu Anadolu'da bize yazanlar söyleyen partiye de çok geliyor. Çünkü ha bunlar ya demek ki iktidar olsa gene o başörtüsü bu. İşte o onu yapıyor. Ya onu tamamen zaten. Mesela partiye bugün birkaç gündür korkunç telefon gelmiş. Yani AK Parti diyelim bana söylediklerinin bir milletvekilinin işte 3000 geliyorsa telefon 2000, 5000 6000 gelmiş. Yani ya biz de eleştiriyorduk hani belli şeyler ama demek ki bunlar değişmeyecek. Şunu söyleyeyim. Fikri Sağlar'ın konuşması sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu türban meselesiyle ilgili çok net, gayet net bir şekilde karşı çıkması Fikri Sağlar'a. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a diyeyim. Fikri Sağlar'ın konuşmasından ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması rahatsız etmiştir. Öyle düşünüyorum. Çünkü Fikri Sağlar'ın konuşması Tayyip Bey'in AK Parti'nin işine gelir. Kemal Bey'in konuşması hiç işine gelmez. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü sonrasında zaten vitrinimiz hikayesi çok tartışılır ama tekrara düşmeyelim istiyorum. Buyurun. Ben belki de çok da söylenmemiş bir şey söyleyeyim. AKP bu meselelerle aslında CHP üzerinden
öyle bir kriminalize bir atmosfere sokuyor ki belki de Canan Kaftancıoğlu'nun özellikle ikinci kongrede seçilişi, gelişi vesaire üzerinden yapılacak bir parti içi tartışmanın da önünü kesiyor. Yani CHP'nin kendi içerisinde mesela ben Canan Kaftancıoğlu ile aynı ideolojik çizgide olmayan bir insanım. Ama öyle bir haksızca ve orantısız bir biçimde üstüne gidilince yani bütün Boğaziçi eylemlerini onun üzerine mesela yıkınca hani o zaman onun gibi düşünmeyenler de bu sefer yani aynı şeyin tersini söylüyorum. CHP tabanı da bu sefer konsolide oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de hiçbir yani, parti bu, içinde peki, sağlıklı bir tartışma yürütülemiyor. Yani siyasi artık siyaset arenası ve siyasi partiler bu noktada tıkandı. Ya Elif'in Tataroğlu şunu mu söylüyorsunuz? Nasıl ki Fikri Sağlar'ın açıklaması veya devamında gelen diğer tartışmalar AK Parti tabanını konsolide ediyorsa Canan Kaftancıoğlu'nun hükümetin aşırı yüklenmesi CHP tabanını konsolide ediyor. Hiç aynı düşünmeyen hatta karşı karşıya siyaseten karşı karşıya gelmiş isimler bile savunmak durumunda kalıyor. Yani benim gözlemliyorum bunu. Bunu taban konsolidasyonu dememek lazım aslında. Çünkü 24-25 yani. Ya parti içi, parti içi konsolidasyon. Taban ne olursa olsun %20 olsun, 25 olsun. Ama parti içi... Size şöyle bir itirazım var. Şimdi ben 96-2001 İstanbul Üniversitesi'nde 28 Şubat ve başörtüsünün en katı olduğu günlerde okuduk. Şimdi çok ağır günlerdi, çok yoğun günlerdi. Yani böyle tarif edilmesi imkansız. Onun Anadolu'da yani Maraş, Konya, Kayseri, Erzurum'daki, Diyarbakır'daki şehirle bu dediğiniz partinizdeki bir kişi. O da sizin için tabii ki önemli. Hayır, ama, hayır aynı değil. Ama tabii öbürü, ki ben... Mesela başörtüsü dediğiniz... denk tutmuyorum, bayan, denk kadınlar, tutmuyorum. Kadınlar Türkiye'de herhalde 3'te 2'si tahmin ediyorum kapalı yani. Türbanlı, başörtü ne dersek. Tabii 160. Şimdi, 160, 165'i. Şimdi bunu dediğiniz an yani başörtüsü şeriat isteyenlerin üniformasıdır dediğiniz zaman mesela bundan Ümit Bey de rahatsız olur, Sinan Bey de rahatsız olur. Olur yani. Şimdi, ve bu insanlara ne oluyor biliyor musunuz? O zaman diyelim ki hani siz geçen seneki belediye seçimlerinde bir başarı elde ettiniz. Büyük şehirlerde ve AK Partililerin oyları da burada var. Ankara'da, İstanbul'da da. Şimdi insanlar o zaman diyor ki yani bunlar değişmiyor. Yani o kitle hani Gürkan Bey'in dediği sizin kitle daha bir kişi üzerinde ama öbüründe milyonlarca insan. Yok ya bakın şimdi denk tutmamakla birlikte bakın bir noktaya değiniyorum. Bu noktayı kaçırıyoruz yani. Burada bir ideolojik tartışma yapılabilecekken CHP içinde bu çeşit bir saldırı olduğu vakit o zaman herkes diyor ki tamam yani şimdi böyle bir mağdur ben bunu o bütün meseleleri aynı şeyde tartmak için söylemiyorum ama evet. Onun içinde yapılması gereken o ideolojik tartışma da çok önemlidir. Evet. Siz onu niye önemsiz görüyorsunuz? Yok, yani ama... CHP içinde de yapılması gereken tartışma çok önemliyken bir anda kimse bir şeyi tartışamaz hale geliyor. Yok, bu dediğinizi herkes, ben önemsiyorum ama... O da CHP için önemli mesela. Doğru, haklısınız. Yani. Önemli. Ama şunu da söyleyeyim, gene bunu da söylemem lazım. Başörtüsüyle ilgili de ben bir şey eklemek istiyorum. Yani ben AKP'yi başörtüsü konusunda samimilerse, yani bu konuda gerçekten samimilerse, ben bütün kadrolarında, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından başlamak üzere, Bakanlar Kurulu'ndan başlamak üzere, Meclis grubundan başlamak üzere ve bütün bürokrasiden başlamak üzere %50'sini isterlerse de başörtülü sadece desinler kadın yapmaya davet ediyorum. Var zaten. Samimiyet başörtülü. Budur. Hayır canım başörtülü öyle bir şey bakan yok. Var. Bu yani çok, bu Elfin Hanım tartışma bak tartışma bakın, bu. Bakın kadınlara hem böyle bir şey hayır bakın doğru düzgün olsun olmasın %50 kadın kotası değil. Getirsin. Bakın, ya kadına değer. Katılımıyla alakalı başka hayır, bir tartışma. AK Parti'nin başörtülü milletvekili var, bakanı var. Üniversitede görevli akademisyeni var, hakim var, pilot var. Artık ve bunlar birkaç yıl önce oldu. Yani yeni o 2012'de başörtüsü özgürlüğü geldi. Başörtülü hakim ve başörtülü pilot 15 Temmuz'dan sonra oldu. Ondan önce bunlar yoktu. Şimdi çok şükür oluyor. Ama şu darbeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın buradaki sağ hep buradaki genelde 4 konuk sağ cenahtan geliyor. Ben mesela çocukken 80'lerde Menderes'in nasıl idam edildiğiyle bunu 50 kere dedemden, babamdan duydum. Ama bu şimdi daha darbe tartışmasına girmeyeyim. Başka bir şey, onu girmeyeceğim. Şunu söylüyorum. Zaten şimdi geçelim. Elfin Hanım diyor ya bunun travma olduğunu bilsinler. Ya bunlar o 80 darbesi, 60 darbesi, Erbakan'a yapılanlar, 20... Ya bunlar unutulmadı ki. Cem Bey herkesin travmaları var ama hep sizin travmalarınız üzerinden. Hayır genelde ya, yani. 20, o yüzden hani bunun peki. Yani hafife
alınmaması gerektiğini söylüyorum. Peki. Şimdi bir de önerim ben şurada bir cümle söyleyeyim yani. Diğer başlığa geçeceğim, burada son yorumları. Şunu da unutmamak lazım ya. Şimdi bu ülkede kaç tane büyükşehir belediye başkanı bir günde görevden alındı? 24 saat konuşulmadı televizyonlarda. Bakın. Başbakan görevden alındı. Konuşulmadı. HDP'lidir mi diyorsun? Bu ülkenin, hayır canım. Davutoğlu diyorsun. Tabii. Doğru. Bu ülkenin. Hayır, belediye başkanı dediniz. Hazine ya. Ve maliye bak, belediye başkanları alınmadı mı? Gökçek, Ankara, İstanbul, toplar. Bursa ha, onu diyorsun, falan, Balıkesir. Tamam, pardon. Şimdi pardon. Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan istifa etti. 24 saat konuşulmadı televizyonlarda. Sakız gibi bunları çiğneyip cevap duruyoruz. Verebilir miyim? Gündem değişiyor. Bakın, gündem değişiyor. Ama biz vatandaşın gerçek sorunlarını konuşamıyoruz bir türlü, biliyor musun? Ben buna bir cevap vereyim. Her program bitireceğim. Hep konuşuyoruz. Yok, yok. Her başlığı konuştuk ama. Tam yani. Oraya gelecektim. Türkiye'de gündem aşırı hızlı değişiyor. Ben tam oraya gelecektim. Gazeteciliğimden biliyorum. Biz yani bazen böyle konunun içinde dünya yıkılmış oluyor. Konunun içinde yani. Müsaade alıyoruz da 3 dakika vatandaşın sorununu konuşuyoruz. Ben ama şunu bak, ben o gece mesela AK Parti medyasını kendim köşe yazısında yazdım. Vermeliydi. Vermediler. Yanlış yaptılar. Ben Covid tedavisi görüyordum, hastanede değil. Yani bu şey değil. Hani her şey minik minik yanıt verince konu iyice dağılıyor. Bu konuda son görüşleri alayım, yoksa sözde Cumhurbaşkanı tartışmasına geçelim. Sinan Oğan var mı, yoksa sizinle yeni başlığa geçeyim? Yeni başlığa başladığımda 2-3 cümle söyleyeceğim. Peki, sizinle başlıyorum o söyleyip zaman. Geçeyim. Söz sırası sizde zaten. Şimdi nedir tartışma? Bir izleyicilerimize bir daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ben Sözcü gazetesini okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" sözlerini anımsatarak, o tartışma nereden başlamıştı izleyicilerimize onu da hatırlatayım. Sözcü gazetesi 1 Ocak manşetinde 2020'nin en kötü olaylarını, felaketlerini saydığı 2020 felaket yılı manşetinin altında 2020'de yaşanan farklı olayları sayarken Ayasofya Camisi'nin açılmasını da bu maddeler arasına almıştı. Dolayısıyla bu acaba Sözcü gazetesi Ayasofya'nın açılmasını bir felaket olarak mı dillendiriyor yorumlarına, tartışmalarına neden oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da çok sert tepki geldi. Onlar da "kastımız bu değildi" dediler ama o tartışmanın yankıları devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın işte "ben Sözcü gazetesi okumuyorum" sözlerini hatırlatarak dedi ki ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip "ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın" diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün. Şimdi burada Sözcü gazetesine ilişkin açıklaması değil, cümlede kullandığı "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi büyük bir tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir" dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır" dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan itibarsızlaştıracak ifadeler sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir" dedi. Onun dışında da AK Parti'den pek çok isim bu sözde Cumhurbaşkanı ifadesine tepki gösterdi. Henüz bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'dan bu konuda bir açıklama, yanıt yok. Özür dilemesi gerekir mi sizce? Ne dersiniz? Bu da bugünün yeni tartışmasıydı. Şimdi dikkat ederseniz son iki haftadır öyle konuları tartışıyoruz ki ve maalesef üzülerek söylüyorum bunu da. Çünkü iktidar partisi ister ki memleketin meseleleri konuşmasın, konuşulmasın. Yani bugün AK Parti gitse, öteki parti de gelse, onlar da ister ki kendi iyi yaptığı şeyler konuşulsun, kötü şeyler konuşulmasın. Kötü olan nedir bugün? Kötü olan pandemi şartlarında esnafın çok ciddi sorunları var. Restoranlar iflasın eşiğinde, düğün salonları zaten kapanmış, iş yapamıyor. Taksici esnafı, okullar, yani her programda bir şekilde sayıyoruz. Saymakla da bitmez. Şimdi bunların bir şekilde gündeme gelmesi lazım, değil mi? Ama iki haftadır neyi konuşuyoruz?
Yok efendim başörtü meselesi. Bir CHP'li eski bakan, eski bir CHP'li çıkıyor. Ortaya bir laf atıyor. Hayda, bir hafta gitti. Ertesi hafta şimdi milliyetçi muhafazakar kesimin, ben de dahil, Canan Kaftancıoğlu'na karşı o anlamda sempatisi yok, alerjisi var. Niye? Canan Kaftancıoğlu'nun, biraz önceki tura istinaden diyorum, Canan Kaftancıoğlu'nun DHKPC vesaire bu alanlara sempatisi olduğu eski tweetlerinden bunları görüyoruz. Şimdi AK Parti de bunun üzerine gidiyor. Biliyor ki bunun üzerine gittiği takdirde buradan kendi seçmenini konsolide edecek. Peki bunun karşısında CHP'nin ne yapması lazım? Canan Kaftancıoğlu'nu bir adım geri çekmesi gerekmiyor mu? Ama Canan Kaftancıoğlu üniversitelere siyaset bulaşmasın diyor. Değil mi? Biz de diyoruz üniversitelere siyaset bulaşmasın. Ama üniversitedeki akademik bir protestonun hemen dibinde bitiveriyor. Yani burada da muhalefetin o anlamda iktidara gollük, o amiyene tabirle ifade ediyorum, gollük paslar vermek için de hakikaten böyle nöbet tuttuğunu görüyoruz neredeyse. Şimdi bu ülkede bir seçim yapıldı mı? Yapıldı. Bu seçimin sonuçlarını Sayın Kılıçdaroğlu tanıdı mı? Tanıdı. Ben bu seçimin sonuçlarını tanımıyorum dedi mi? Hayır. Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Beğenmeyebilirsiniz. Cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını söyleyebilirsiniz. Ben de söylüyorum. Ama bu halkın %52'sinin oyuyla seçilen birisine sözde cumhurbaşkanı sıfatı takmanızı gerektirmez. Yani bu yaptığınız hatalı zaman, olur diyorsunuz. Bu arada ben bu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmedi demiştim ama CHP sözcüsü Faik Öztrak bir tweetle yanıt vermiş. Cumhurbaşkanı anayasamızın 103. maddesine göre üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim diye yemin eden ve bu yemine uygun hareket eden kişidir demiş ve Ömer Çelik'i, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'i etiketlemiş Faik Öztrak. Bakınız, burada tarafsızlıkla kelimesini de büyük harflerle yazarak bakınız, paylaşmış bu tweet. Bakınız, sözde sözü, biz sözde sözünü nerede kullanırız? İşte Dağlık Karabağ'da bir cumhuriyet kurmaya çalıştı Ermenistan, dedik sözde. Veya sözde Ermeni soykırımı dedik, değil mi? Yani gerçek olmayan. Şimdi bunun Türkçe karşılığı tarafsız olmayan değil ki. Ya oturup şimdi bunun Türkçe karşılığını konuşmayalım. Dolayısıyla burada bir hata var. Burada AK Parti'ye istismar edeceği, belki bir hafta 10 gün AK Parti bunu kabarttıkça kabartacak. Ya vermeyin bu pası. Niye veriyorsunuz ya? Yani memleketin onlarca sorunu varken muhalefetin gerçek gündemin dışına çıkacak o kadar çok AK Parti'ye imkan sunuyor ki. Bu sebepledir zaten AK Parti 18 senedir iktidarda. Hep söylüyorum, AK Parti çok iyi olduğu için değil, maalesef muhalefet yetersiz olduğu için, bu tür konularla AK Parti'nin eline fırsat verdiği için AK Parti 18 senedir iktidarda. Peki Sayın Kılıçdaroğlu veya CHP, Sayın CHP sözcüsü, Sayın Cumhurbaşkanı'nı tanımıyoruz diye bir açıklama yaptılar mı? Hayır. Şu an Cumhurbaşkanı'nı tanıyorlar mı? Ülkenin seçilmesini tanıyorlar. Ama tanıyorsanız o zaman sözde demeyeceksiniz. Tarafsızlığını yitirmiş diyeceksiniz. Altını kalın harflerle çizerek söyleyeceksiniz. O sebeple de muhalefetin maalesef ki en büyük sorunu Türkiye'de iktidara üzerine tepineceği o kadar çok imkan veriyorlar ki iktidar da bunu alıyor. Gayet böyle büyük bir memnuniyetle üzerinde çıkıyor, üzerinde istediği gibi at oynatıyor amiyene tabirle. Peki. Ne oluyor peki? Ne oluyor? Yok sözdeydi, yok efendim başörtüsüydü. Bunlarla siyasetin gündemi meşgul olup gidiyor. Biz de gelip ekranlarda bunları konuşuyoruz. Halbuki muhalefetin bu işleri bir tarafa bırakması lazım. AK Parti'ye sürekli gollük paslar vermekten vazgeçmesi lazım. Muhalefetin gündemi bugün sağlık ve pandemi dolayısıyla zor durumdaki ekonomi olmalıdır. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri konuşuyoruz ama öğrencilerin ne kadarının KYK borcu var, ne kadar mezun olan öğrenci bu sene işsiz, ne kadar iş bulamayacak, bunların hiçbirisini konuşamıyoruz maalesef. Bunları konuşmamıza vesile olacak muhalefet ise neyle meşgul?
AK Parti'ye sürekli gollük pasları vermekle meşgul. Peki. Yine aynı sırayla gideyim. Elfin Tataroğlu'na döneyim. Elfin Hanım, bu arada Bülent Turan'ın, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın da bir paylaşımı var. Diyor ki seçilmiş bir cumhurbaşkanına sözde demek, onu seçen seçmene de sözde seçmen demektir. Göreceksiniz, o aziz seçmen bu hadsizliğin hesabını soracaktır. Şimdi bu sözde tartışmasına siz nasıl bakıyorsunuz? Muhalefetin yetersizliğine ilişkin eleştirileri var Sinan Oğan'ın. Ona da belki bilmiyorum ne yorum yaparsın. Şimdi aslında içinde bulunduğumuz iklimde muhalefetin söylediği ya da yaptığı her şey, özellikle de CHP, yani ağırlıklı olarak CHP üzerinden bu iş yürüyor. Yani bir bardak suda fırtınaya döndürülüyor. Bir anda döndürülüyor. Ama mesela benzer, muadil bir şeyi AKP söylediği vakit tabii CHP'nin elinde. Bu sözde tartışmasının dışında söylüyorum. Hı hı. Yani Sinan Bey'in hani koz vermesinler anlamındaki yorumuna istinaden söylüyorum. Yani artık öyle bir hal aldı ki tabii bütün basın, efendim medya, yani iktidarın güç alanı o kadar genişledi ki bir şey söylenildiği vakit hurra herkes onun üstünden. Fırtınalar kopuyor ve dediğiniz gibi ülkenin gerçek meseleleri, yani biz buradayken bile bize gelen tweetlerin %80'i işte siz ne konuşuyorsunuz, işte ülkenin gündemi budur. Elbette ki biz günlük siyasi tartışmaları, hani her gün yapılan tartışma programlarında konuşacağız. Ama özellikle liderler arasındaki tartışmalarda insanlar bunu duymak istiyor. Yani ülkenin meselelerini duymak istiyor. Tabii şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik iklim, işte Covid gibi bir salgının yarattığı bir sürü toplum içerisindeki sıkıntı, sosyal sorunlar, tüm bunlara baktığınız vakit bunları tartışmak siyasetin çok da işine gelmediği için bu tür meseleler üzerinden gündem yaratmayı daha uygun bulduklarını düşünüyorum. Sözde meselesine gelirsek, bunu ben söyleyemem. Siz söyleyemezsiniz. Yani burada herhangi bir çıkıp da sözlü cumhurbaşkanı diyemez. Onların meselesi, yani Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan'ın meselesi denkler arasındaki bir polemiktir. Ama siyasi Cumhurbaşkanı polemiktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan halk seçti, milletin oy verdiği bir efendim, isme onu, sözde diyemezler onu zaten, diyor. Onu ben açıklayamam. Ben niye sözde dediğini bilemem. Faik Öztrak açıklamış. Demiş ki tarafsız olmadığını düşündüğümüz için. Evet, tarafsız olmayan cumhurbaşkanı denilebilirdi. Bakın geçtiğimiz günlerde ben de hani bu mesele olunca, yoksa hani ben bu meselelerin gerçekten hani tartışılmasını hiç sağlıklı bulmuyorum ama hani konuşacağımızı duyunca mesela baktım, hani aralarında geçen polemikler üzerine haberlere baktım. Yakın zamanda mesela Kılıçdaroğlu'nun böyle bir davası olmuş. Yani sembolik 5 kuruşluk bir dava açmış. Orada da mesela Sayın Cumhurbaşkanı ne demiş Kılıçdaroğlu'na? Cahil, izansız, vicdansız olduğu, terbiyesiz olduğu, beceriksiz, çaresiz, ilgisiz olduğu. Böyle bir liste var. Ha, ne zaman söylemiş bunları? Onu da söyleyelim. 28.10.2020 tarihindeki AKP grup toplantısında ve 3.11.2020 tarihindeki kabine toplantısında. Ya şimdi karşılıklı diyalogları ne yazık ki, yani ben de hani bunu böyle çok olumlayarak söylemiyorum. Hani o ne güzel yapmış, o onu öyle söylemiş, öbürü de ona öyle söylemiş diye. Ne yazık ki siyasetteki diyalog şu anda bu noktada. Yani bu Elfin şey... Hanım, burada bir ince detay var. Müsaadeniz olur mu? Bir ince detay var. Tabii. O da şudur. Sayın Erdoğan, Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na bir laf ettiği zaman Sayın Ana Muhalefet Genel Başkanı'nın hitap şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı olmamalı. Sayın AK Parti Genel Başkanı diye başlayıp AK Parti Genel Başkanı'na söylemeli. Çünkü iki tane sıfatı var Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın. O Cumhurbaşkanı sıfatına değil, ben AK Parti, ben bir siyasi parti lideriyim. AK Parti Genel Başkanı'na söylüyorum diyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemiyorum diyecek. Dolayısıyla ancak öyle olur. Ediyorsunuz. Evet. Zaten öyle, yani iki genel başkan arasındaki burada Cumhurbaşkanı bu sıfatı milletin seçimiyle geldiği tabii için bu doğru ele alınabilir bir yorum. İşte zamanında hani Çankaya'da oturan zat falan gibi de hani Ecevitler, Demireller döneminde de bu tür polemikler olmuş, yani Başbakan Özal'la Demirel arasında hani çok daha keskinleşen polemikler de olmuş. Belki de Sinan Bey'in bu önerisi doğru, yani sadece genel başkan olarak konumlandırmak
daha da hani siyaset açısından daha uygun olabilir. Bunu doğru buluyorum yani, bu yaklaşımı doğru buluyorum. Peki. Ama siyasetin üslubu böyle oldu yani, ne yazık ki. Siyasetin üslubu böyle olduğu için söylenmiş bir söz müdür? Yoksa ifade edilmemesi gereken bir cümle midir? Siz nasıl Türk bakıyorsunuz? Türk siyasetinde daha önce söylemiştim. Bundan çok daha ağır ifadeler var. BBC, Demirel, Ecevit yazın. Ecevit Türkeş'e terörist diyor. Türkeş Ecevit'e terörist diyor filan. Neler yani, öyle bunlar bir şey değil yani. Ben 70'lere 80'lere bir bakın neler söylüyorlar yani. Bu şimdikiler bana göre daha basit kalır. Ama şunu söyleyeyim. Bazı şeyler için hani Arthur Schopenhauer'un bir şeyi vardır. Hani felsefede bazı şeyler tartışma dışıdır demiş. Şimdi bu sözde lafı tartışma konusu bir laf. Yani bunu böyle savunulacak bir tarafı yok ki bunun. Yani eğer Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak bir şey söylerse AK Parti Genel Başkanı der. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir açıklama yaptığında Sayın Cumhurbaşkanı olarak cevap verir. Ama siz sözde dediğiniz zaman ona oy veren nüfusun %52.6'sına hakikaten sözde diyorsunuz. Sözde demin nasıl kullanılıyor diye Sinan Bey söyledi. Mesela PKK, KCK'nın sözde genel başkanı da deniyor. Yani o tür terör örgütlerini ifade ederken de denir ve ağır bir laftır bu. Nitekim... Peki bakın, tarafsız olmadığı için söylüyoruz. O zaman şöyle yapılabilirsiniz. Yani ya Erdoğan'ın tarafsız olması ile ilgili 100 tane şey bugüne kadar söylediler zaten. Bundan sonra da söyleyecek. O zaman öyle söylesinler. Sözde demeye gerek yok. Bakın AK Parti'deki... Yani burada sözde demek illa seçmeni hedef alan bir... Ya sözde bir... ağır bir laftır. Hı. Tabii ki ağır. Yani bu tartışılacak bir şey değil ki. Şimdi herkes yazıyor. Genel müdür diyormuş Kemal Bey'e mesela. Ya Bay Kemal diyor. Yani Bay Kemal kendi aralarındaki bir onu... Hayır. Şey bu. Elfin Hanım, Bay Kemal diyebilir, genel müdür diyebilir, o ona başka bir şey diyebilir. Ama siz halkın seçtiği bir cumhurbaşkanına sözde dediğiniz zaman az önce işte o kitlenin konsolidasyonu meselesi bir kez daha gündeme geliyor. Bakın hükümetteki mesela en ağır başlı isim Fuat Oktay'dır değil mi? Mesela en... O bile dayanamadı. Bak normalde atmaz bu konularda tweet falan. Ben iyi tanırım kendisini, yani siyasetini. Kalktı mesela bir iki uzun tweet attı. Mesela hiç bu konulara girmez Fuat Bey. Normal şeylere girmez. Evet, Fuat Oktay siyasi tartışmaları çok girmez. Hiç girmez yani. Çok genelde devlet işlerine ile yorum yapar. Kalktı Kemal Bey'e de biraz yüklenerek haklı olarak tweet attı. Şimdi... Meclis Başkanı Şentop'tu. Şent ki o da aynı şekilde. Yani başkaları da var. Yani Ömer Çelik, yani mutedil isimler. Aynı AK Parti sözcüleri evet. Şimdi olarak. Hani siz Erdoğan eleştirebilecek, AK Parti eleştirebilecek konular var. Şimdi ben mesela geçen gün Ümit Bey'le Eşi Hanımefendi Sözcü Gazetesi'nde gördüm. Her ay pazara gidip fiyatları not ediyor mesela. Şimdi bununla ilgili mesela bir sürü şey yapılabilir ki kendisinin de öyle haberlerini okudum. Bununla ilgili dış politikayla ilgili içeriden yani fikirlerin tartışılacağı şeyler yapılabilir. Ya da pandemi süreci ağır bir ekonomik mesele var Türkiye'de, bütün dünyada olduğu gibi. Ya bizim oyumuz niye 24-25'in bir gram üzerine çıkmıyor da yani hala biz buralarda seyrediyoruz üzerine konuşulabilecekken siz şimdi ülkenin cumhurbaşkanına sözde dediğiniz zaman o zaman hakikaten biz de fikir tartışamıyoruz. Şimdi bu sözde diyemezsiniz. Bu ağır bir laf. Yani bence burada CHP Genel Başkanı ve CHP yönetiminin özür dilemesi gerekir bir an önce. Yani bu böyle böyle bir şey edilmez. Şimdi AKP genel diler mi sizce? Dilemez. Yani ama şimdi bakın kim kutuplaştırıyor sorusu demin var ya. Şimdi muhalefet bunu çok kullanıyor. Yani İYİ Parti'de kullanıyor, CHP'de kullanıyor, Saadet Partisi'de kullanıyor. Siz şimdi demin saydığımız bütün başörtüsü diğer konular kim kutuplaştırıyor? Siz normal bir şey. Şimdi AK Partisi durduk yere bir şey demiyor ki. Sen şimdi ülkenin cumhurbaşkanı sözle dersen işte Fuat Oktay gibi en sakin, en devlet adamı kişi bile kalkar dayanamayıp atar. Yani ki benim tanıdığım bazı yazar, yorumcu veya kendi halindeki avukat insanlar bile akşam bir sürü tweet attılar. Facebook'a yazdılar, Instagram'a attılar. Şimdi o fırsatı vermeyeceksiniz demek de o zaman Kemal Bey'in şeyini de çok yumuşatıyor. Yani böyle söyle yani eleştirilecek onlarca şey bulabilir belki muhalefet kendi açısından. Hükümet de bunlara cevap verir. Ama siz ülkeyi hala şeklen işte başörtüsü, darbe buradan götürürseniz zaten buralar AK Parti'nin gol attıysa. Ya siz burada AK Parti yenemezsiniz ki. Zaten 19 yıldır yenemiyorsunuz. Yani bu alanlardan 2007'de denediniz bunu. 2011'de denediniz. 15'ler, 17-25. Aslında burada Kılıçdaroğlu'nun cümlesinin devamında bir basın özgürlüğü eleştirisi var. Tamam öyle de o zaman ama şimdi bakın bu çağ öyle bir çağ değil. Bazen hani rahmetli Menderes'in siz hilafeti bile getirirsiniz. Adam hilafeti mi getirmek istiyordu? Yok. Ben Demokrat Parti'nin gücünü anlatıyordu. Yani bir şey yaparken ya da bunun gibi geçmişte onlarca laf bulunabilir. Şimdi dikkat edeceksiniz. Herhangi biri değilsiniz ki. Demin Gürkan söyledi işte herhangi biri değil fikri sağlar diye. Şimdi siz de
ülkenin %25 oy alan ana muhalefetin lideriyseniz, ülkenin cumhurbaşkanına sözde dediğiniz zaman onun kitlesi haliyle AK Parti, Anadolu kalkar. Bu niye böyle dediniz, nasıl dersiniz der yani. Ümitlik Bayır. Bu konuşmadan Cem Küçük'ün Sözcü gazetesini okuduğunda öğrenmiş olduk bu arada. Ben okuyorum. Biz gazeteci. Her sabah program yapıyoruz. Her gazeteyi okumuyorsa gazetecilerim. Hepsini okuyorum. Mecburiyetten okuyorum diyorsun yani. Yani senin de şeyin de en olmadık şeyleri bile okuyorum. Peki. Yani. Buyurun Ümitlik Bayır. Şimdi biz üzülüyoruz ya. Vallahi üzülüyoruz. Şimdi işte yine konuyu ben memleket masasına getireceğim ama... Bizim genel başkanımız bir memleket masası diye bir şey söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı kursun demişti bunu. O zaman çok tepki almıştı, çok hakaret almıştı. Şimdi mesela ben şurada sohbet ediyoruz. Şöyle bir şey sorsam. Aylar önce Sayın Cumhurbaşkanı memleket masasını kursaydı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak. Bu gerilimler olur muydu? Hiç zannetmiyorum. Ya bizim bu dilden kurtulmamız lazım. Şimdi Cem Bey diyor işte 70'li yıllarda böyleydi, 80'li yıllarda böyleydi ama biz daha iyisini yapmaya talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanı da daha iyisini yapmaya talip oldu. Hem ekonomi konusunda, hem dil konusunda, hem gelişmişlik konusunda hep iyiye talip oldu. İnsanlar yeteri kadar yönetilmeye layık değil ki. Yeterince yönetilmeye layık değil ki. Daha iyisine layık. Yani ben böyle düşünüyorum. Bu dilden bırakmamız lazım. Şimdi hem 24 Haziran seçimlerinde hem 31 Mart seçimlerinde şimdi bize söylenenleri burada söylesem Rütük devreye girer. Emin olun. Bizim bu dili bırakmamız lazım. İstişarede peki, fayda vardır. Sizce yani bu sözde Cumhurbaşkanı sözü de siyasetin dilinin bu kadar sertleşmesinden mi kaynaklandı yoksa mevcut iktidarın meşruiyetini sorgulayan bir açıdan mı söyledi Sayın Kılıçdaroğlu? Ya şimdi korkunç bir güç zehirlenmesi görüyorum ben. Yani siz sözde Cumhurbaşkanı tabirini bakın, sorunlu buluyor musunuz? Tarafsız açık diyebilir. Sorunlu. Ya sözde evet biraz şey olmuş yani şimdi onu açıkça söyleyeyim. Yanlış olmuş diyorsun. Yani maksadını aşan diyebiliriz. Maksadını aşan. Tarafsız diyebilir, öyle diyebilir, başka bir kelime kullanabilir. Ama burada önemli olan ülkenin bir rahatlaması lazım. Bakın ben korkunç bir güç zehirlenmesi görüyorum. Ya şimdi benim 5-6 yaşında yeğenim var. Her şey benim olacak diyor. Her şeye ben karar vereceğim diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle yapıyor. Her şeye o karar verecek. Ya işte üniversitedeki çocukları germeye ne gerek var? Onlar karşı çıkıyor. Akademisyenler karşı çıkıyor. İnatla bunu yapacağım diyor. Böyle birçok örnek sayar. Ya ne gereği var? Ya bu ülkenin bir nefes alması lazım. Cem Bey. 2,5 sene sonra seçim var. Gereğini gerçekten bir nefes alması lazım. Bakın ben... Ve biz iki şeyden çok korkuyoruz. Bir, bakın 5. ayda, 6. ayda bankaların sorunlu alacakları 600-650 milyara çıkacak. Bizim hesaplamalarımıza göre. İki, bu ülkede bir sosyal patlamadan korkuyoruz. Buradan bir kere daha rica edelim Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi rahatlatsın. Bir masayı toplasın. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli de, Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Meral Akşener de eski siyasetçiler, tecrübeli siyasetçiler. İstişarede fayda vardır. Bakın seçim zamanı seçimi konuşuruz. Seçim geldiği zaman biz planımızı söyleriz, programımızı söyleriz. Çalışmalarımız var. Vatandaşın huzuruna çıkarız. Ha millet de o zaman kimi layık görürse, kime inanırsa, kime güvenirse o oyu verir. Ha ister baraj altı bırakır, ister İktidar yapar. Onları o zaman konuşuruz. Ama bugün bunlara ihtiyacımız var biz. Bakın tekraren söylüyorum. İki şeyden çok korkuyoruz. Eğer bu bankalar bu sıkıntıyı yaşarsa ekonomideki bugünleri mumla ararız. Biz bunları yaşadık daha önce biliyorsunuz. İki, sosyal patlamadan çok korkuyoruz. Bakın ben eşimle beraber 4 aydır pazara gidiyorum. Yani yaşadığım şeyler beni birkaç gün o psikolojiden çıkarmıyor. Pazarın çıkış kapısında bakıyoruz biz insanların torbaları boş. Et alamıyorlar. Bakın bir vatandaş dedi ki ben dedi peynir alamıyorum ekşimik alıyorum dedi. Çocuğuma dedi et alamıyorum mantar alıyorum kilosu 13 lira protein ihtiyacını karşılamak için. Ya öyle şeyler sayarım ki burada. İnsanlar çöpten sebze meyve topluyor emin olun ya. Ha şimdi böyle gündemi değiştirenler. Ama bu taraftan, ama bu taraftan, ama şu taraftan. Ya burada CHP'ye de bir eleştiriniz ya var. Kınıyorum. Bakın kınıyorum ya. Vatandaşın
milletimizin gerçek gündemini bir tarafa bırakıp üstünü örtüp bunları konuşturanları kınıyorum. Nereden olursa olsun bizim vatandaşın gündemini konuşmamız lazım. Peki. Nasıl çare buluruz? Esnaf kanı ağlıyor. Bakın 7-8 aydır kiralarını ödeyemiyorlar. Ya adamın dükkanı kapalı, elektrik faturası geliyor ortalama diye bir şey çıkarmışlar. Geçen sene ne ödesen bu sene onu diyorlar. Ya adamın dükkanı kapalı, ilan reklam vergisi alıyorlar. Bakın konuşulacak o kadar çok şey var ki, çiftçilerimiz öyle, öğrencilerimiz öyle. Galiba belediye alıyor onu. Fark etmez. Bakın o belediye bu belediye de değil. Hayır işte büyük şeyler. Önemli olan o sorunu ortadan kaldırmak. Bakın hayır, devlet şimdi hepsi, lazım vatandaşına. Büyük şeylerin hepsi sizin de ittifak olduğunuz o grup, yani CHP size desteklediniz. Büyük şeyler sizde. Bakın ben parti ayırmaksızın söylüyorum. Evet. Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Ortada bir sorun var. Belediyeler, devlet, hepsi bizim. Evet. Hepsi bizim. Ya bizim kimseye şahsi bir husumetliğimiz yok ki. Sayın Cumhurbaşkanı'na da yok. Biz sisteme karşı çıkıyoruz. Bu sistem doğru değil diyoruz. Bizim söylediğimiz bu. El ele verip birçok şey yapabilirlerdi. Mesela bizim genel başkanımız Ocak ayında grup toplantısında pandemiyle alakalı çok önemli şeyler söyledi. Bugün onlardan birkaç tanesi uygulansaydı bu dönemi çok çok daha hafif atlatacaktık. İnanın. Peki. Ne dersiniz? Sözde Cumhurbaşkanı ifadesi size göre nasıl ya bir ifade bu lafın iler tutar tarafı yok. Cumhurbaşkanlığı makamı anayasaya göre de Türk milletinin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanlığı makamının korunması, muhafaza edilmesi, üzerinde titrenmesi gereken bir makamdır. Dolayısıyla bu laf hakikaten çok yersiz, hiç de şık olmayan bir laf. Cumhurbaşkanlığı makamını herkesin koruması da gerekir. Onu da söyleyeyim. Sadece muhalefet partilerinin siyasetin değil, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin de. Cumhurbaşkanlığı makamı bir tür bayraktır. Hani devletin, milletin birliğini temsil eden bir bayraktır. Parti filaması gibi değildir yani. Ama bunları niye tartışıyoruz? Partinin Cumhurbaşkanı sebebiyle tartışıyoruz. Bütün bu yayınlarda hep gündeme getiriyorum bunu. Bu başkanlık sisteminin Türk tipi, çarpık başkanlık sisteminin en arızalı tarafının bu partili cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Yani siz Faik Öztrak'ın açıklamasını bu bağlamda yeterli buluyor musunuz? Hiçbir şekilde yani yeterli falan değil. Son derece yanlış. Kemal Bey'in sözü de yanlış. Bu açıklama da o Kemal Bey'in sözünü hani haklı çıkartmaz. Faik Öztrak'ın açıklaması da. Cumhurbaşkanlığı makamı korunacak kardeşim. Bunu iktidar da koruyacak, muhalefet de koruyacak. Cumhurbaşkanlığı önemli bir şeydir. Bizim ona ihtiyacımız olur. Makama ihtiyacımız olur. Cumhurbaşkanının da kendisinin de o makamın korunmasında gerekli dikkati ve özenini göstermesi beklenir. Muhalefetle kurduğu iletişimin dili doğru bir dil değil. Tarafsızlık konusunda hep ne zaman gündeme gelse AK Parti'den şöyle bir açıklama geliyor. Sistem değişti. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı memleketin her bir köşesine ayrım yapmadan hizmet götürmektir. Yeni sistemde ancak bunun bu çerçevede bir tarafsızlık yani hizmetle sınırlandırılacak bir şey bir tarafsızlık. Hayır, yani seçimle yani bunu hükümetin başı olduğu için yeni sistemdeki cumhurbaşkanı kavramıyla eski sistemin cumhurbaşkanı tanımını karıştırmamak gerektiğini öne sürüyorlar. Kıbran, anayasa değiştirildi. Bir sürü şey değiştirildi ama cumhurbaşkanının tarafsızlığı değiştirilmedi. Cumhurbaşkanı tarafsız olacaktır. Yemininde de vardır bu. Türk kültüründe de vardır, siyaset kültürümüzde de Cumhurbaşkanı hakemdir. Ve o yüzden anayasa Türk milletinin birliğini temsil eder der. Cumhurbaşkanlığının seçilmiş olması, halk tarafından seçilmiş olması, onun taraflı olmasını getirmez. Parti genel başkanı, bakın parti genel başkanı Cumhurbaşkanı. Peki o zaman parti genel başkanları buna neden gerekli? Mustafa Kemal Atatürk'ün de zamanında bu olmuştu. O zaman da çok doğru olmamıştır. Çok eleştirildi ya da çok telkinlerde bulunuldu bunu yapmayın diye. Ama nihayetinde siz bir ulusal kurtuluş kahramanısınız. Hepimizin büyüğüsünüz, hakemsiniz. Yani düşünün, niye ihtiyaç var Cumhuriyet Halk Partisi'nin başı olmanıza diye çok yazıldı, çizildi. Benzer bir hatayı bu dönem yeniden yaptık ve bugün tartıştığımız konular biraz da burada. Ama diyelim bunu yaptınız. O zaman Cumhurbaşkanı'nın özellikle muhalefetle, değişik toplum kesimleriyle iletişim kurarken Cumhurbaşkanı da olduğunun farkındalığıyla bir dil kurması, öyle konuşması beklenir. Ama parti genel başkanı grup toplantıları yapıp o grup toplantılarında da muhalefete karşı çok ağır ifadeler kullanan bir tarafsız cumhurbaşkanı olmaz. Bu değildir ki, bu demek değildir ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözü doğrudur.
Faik Öztürk'ün bu lafı, işte o Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü mü? Hayır. Son derece yanlış, kabul edilemez bir ifadedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na sözde Cumhurbaşkanı denilmez. %52 ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na sözde ifadesini kullanamazsınız. Zımnen tanımıyorum manasına gelir. Sinan Bey anlattı. Tanımamak diye bir şey söz konusu mu? Değil. Tanımasanız ne olur zaten? %52 ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'dır. Ama benim altını çizmek istediğim şey, her tarafın Cumhurbaşkanlığı makamının ne diyelim, ağırlığını korumaya özen göstermesi gerekir. Ben milletin de beklentisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu Fahri Korutürk gibi hani bir cumhurbaşkanlığı manasına gelmez. Ama bu kadar sert, bu kadar keskin ve dava konu, hakaret davalarını konu olacak bir dil kurmak Türkiye'nin toplum kesimleriyle özellikle bu jeopolitik mücadele döneminde hep altını çiziyorum son derece yanlış. İç cephenin kuvvetlendirilmesine de zarar veren bir dildir bu. Bunları korumak lazım. Ama muhalefetin de cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken belki bu AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ayrımını yapa yapa buna dikkat ederek konuşması sağlıklı bir şey olabilir, bir çözüm olabilir ama asıl çözüm bu partili Cumhurbaşkanlığı meselesinden kurtulmak diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı yeni başlığa geçmeden son cümleleri alayım. Evet. Bugün böyle hızlı hızlı her başlığı konuşalım istiyorum çünkü. Buyurun. Şimdi bu sadece Cumhurbaşkanı'na has bir şey değil. Bakın bu ülkedeki muhtar da tarafsız olmalı. Herkesin muhtarı olmalı. Seçim bittiği dakika herkesin muhtarı. Belediye başkanı da öyle olmalı. Milletvekili de öyle olmalı. Hizmet konusu seçilen herkes yani tarafsız olmalı. Sizinki biraz hizmet tartışmasına geliyor. Hani muhtar herkese ama hizmet buradaki eder. Ama buradaki öyle bir tartışma. Böyle bir buradaki tartışma değil. Şimdi bakın, siz hani %52.6 ile seçilen bir cumhurbaşkanına sözde dediğinizde şimdi benim oyumu veya bakın, onu konuştuk bitti. Ben demek başka bir şeyden bahsediyorum. Ya, yani yanlış değil. Cumhurbaşkanlığının babalığından bahsediyorum. Bakın, ülkenin bak, babası şey da büyüğüdür. Daha büyük bir makam yok işte. Kadir Topbaş görevden alındığında yerine kim getirilmişti? Bir büyükçekmeceye aday olan biri vardı. Adını unuttum. Ve o mesela bir konuşmasında dedi ki biz önce bize oy verenlere hizmet getireceğiz gibi bir laf etti. Son derece yanlış. Hayır hayır. Tayyip Bey ona o kadar sert cevap verdi ki ya ne demek dedi ya önce dedi bize herkese verilecekti. Zaten o konularda AK Parti'nin ya da diğer ben bir görüş ayrı olduğunu düşünmüyorum. Yani CHP şimdi İstanbul'da oraya su vereyim de uygulamada da öyle bir sorun demiyor. Olmadı. Yani tabii öyle bir sorun yok. Zaten öyle bir sorun yok ülkede yani. Ama siz sözde dediğiniz zaman bu hakikaten ağır bir de yapısal bir şey bu. Anayasayla ilgili bir şey söylüyorsun. Zaten biz hep kavgalarımız 50'den beri bunlarla oldu zaten. Bu gollük yoksa paslardan biridir. Olmadı. Ağır bir laf yani. Bu gollük paslardan biridir. Öyle midir Ayşin? Şimdi bakınız bu eleştiriyi getirebilirsiniz elbette. Yani bunun yerine öneride de bulunabilirsiniz. Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi siyasetçiler arasındaki argümanları mesela genel başkanlığına vurgu yapmasının daha doğru olacağını da söyleyebiliriz. Ama CHP pisliktir, çöplüktür demişti zamanında Cumhurbaşkanı. Eğer ki bunu ekranlardan aynı şiddetle kınadıysanız ve bir özür davetinde bulunduysanız, çünkü orada da o zaman 12,5 milyon bir oy var, öyle değil mi? Hem de Türkiye'nin ana muhalefet. Yani iktidar her yönetimde var, muhalefet sadece demokrasilerde var. Dolayısıyla bunu kınadıysanız ya da toplumun yarısının desteklediği bir ittifaka zillet derken bunu da siz aynı şiddetle kınadıysanız ya da Sinan, ne dersin Cem Küçük? Hayır hayır bu çok. Hayır 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 Sinan, bunlar çok, ama bakın, siz millet ittifakı siz bak, her şeyi hayır, bir kıyaslayabilir ben bak mi? Yapısal şeylere bu dedikleriniz o bu 70'lerde dönün. Neler bak, ben bir, sizin ben ama cümlemi bitireyim. Ben hayır, bu değil, işleri yapanların efendim, o, evet AK o zaman Parti eleştirisini olarak onu diyebilir CHP ama sözde Cumhur... Ben şimdi şöyle bir şey diyebilir miyim? Cem Bey diyorum ki bakın eleştirebilirsiniz sözde genel diyorum. Ya öyle bir laf denmez ki. Tamam eleştirin ama o zaman ya bu eleştiriyi yaparken... Ya bu tartışma konusu bir şey gibi değil. Sizin gibi düşünmeyenlerin de yani bu toplumu Elfin oluşturan... Hanım, görüşünüze saygı duyuyorum da bu tartışılacak bir şey değil. %49'luk, 50'lik konu açıldığı için tartışıyoruz. Hayır zaten. Ama ya bir cumhurbaşkanı sözde denmez. Ay izin verin ben de fikrimi söyleyeyim. Yani cumhurbaşkanı, anlamıyorum burada bir hayır, tahakküm mü kurmaya çalışıyorsunuz? Hayır, yani şey bu yapma. Böyle bu tartışılmaz. Tartışma. Ya sözde denmez. Ya denmez diyorum zaten. Diyorum ki genel başkan desin. Ama siz de o zaman bu konuda samimiyseniz denmeyecek her şeye aynı şiddetle karşı çıkın diyorum. Ki, hayır ben karşı çıkmam. Ben karşı çıkmam sen de konuşamazsın. Hayır öyle bir şey. Yok böyle bir şey. Kim öyle bir şey diyor? Hiç öyle. Diyorsunuz tartışılmaz. Hayır ya. Sen ben diyorum ki hayır. Evet bak bu şöyle söylenebilirdi diyorum. Ne diyorum? Yani bu diyorum ki ben iki saattir dinliyorum herkesi. Bu evet bu böyle söylenmeyebilirdi. Bu şu şekilde söylenebilirdi. Genel başkan sıfatıyla söylenebilirdi. Tamam bunu söylüyorum. Ama arkasından da ekliyorum. Geçmiş tarihlerde söylenen çok ağır
Yani ben hiçbir konuya böyle bir hani rejim ya da işte tanımak tanımamak perspektifinden ben öyle bir sorun görmediğim için yani Türkiye'de çünkü ne olursa olsun işleyen bir seçim sistemi var ve seçilen her kimse bunu tanıyacağız yani herkes tanıyor, herkes tanıyacak. Tanınıyor da zaten. Ya öyle bir şey yok. İşte belediye seçimleri yapıldı. Ya bir meşruiyet sorgulaması. Öyle bir sorgulamayı zaten benim dünyamda böyle bir sorgulama yok. Böyle bir sorgulama olduğunu da düşünmüyorum. Zaten Faik Öztrak'ın açıklaması içerisinde meşruiyet sorgulaması da yok. Tarafsızlık var. Meşruiyet yok. Yani biz onu tanımıyoruz gibi bir şey yok. Nasıl tanımasın yani seçilmiş cumhurbaşkanı? Cem Küçük'e itirazınız neydi? Benim söylediğim şey bakın her şeyi eğer ki böyle bir birliktelik hani ülkenin bir arada olması efendim işte Türkiye masası tamam böyle bir şey olacaksa o zaman yaptığımız yorumlarda her zaman bu şeyi korumamız lazım. Yani zillet ittifakı siz, gibi evet yani o da toplumun böyle. Aynı tepkiyi öbür olaylarda da vermek lazım. Yani bak sen diyorsunuz ki ben oy verdim benim oyumu saymıyorsun diyorsunuz. Öbürü de diyor ki ben de ona oy veriyorum sen de beni say diyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır bu aynı şey değil. Ya meşruiyet sorgulamasının olduğunu zaten düşünmüyorum. Zaten ben eleştiri de getirebiliyorum. Yani ben eleştiri de getirebiliyorum, alternatif de sunabiliyorum. Peki. Anlatabiliyor muyum? Benim söyledi- siz de lütfen evet. Her konuyla ilgili ben ara buluculuk yapacağım sonra yanıt verin. Cem Küçük, Sayın Elfin Tatarolu diyor ki tamam bunu eleştirelim. Buna genel başkan sıfatıyla keşke söylemiş olsaydı. Fakat öte taraftan bunu eleştirebiliyorken ve alternatif sunabiliyorken Millet İttifakı'na oy verenleri de gözeterek oraya da Zillet İttifakı denilmesini de eleştirelim. Şimdi ne dersiniz? Cevap vereyim. Şimdi önce ikisi aynı şey değil. Önce onu söyleyeyim. Niye aynı? Bir, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na demin burada herkes söyledi. Sözde dediğiniz zaman onun meşruiyetini tartışmaya açıyorsunuz. O onun aynı değil. Peki Zillet İttifakı denildiğinde oy verenlere kapsamaz. Hayır, o başka ya bir şey. Ya da adalet yürüyüşünde yürüyenlere teröristlerle aynı ne de demek bitireyim, mesela? Bitireyim. Onun daha ağırını CHP'lilerden de duyabilirim. O siyasi bir tartışmadır. Bakın bugün Alexei Navalny Putin'in zehirlediği Amerika'daki demokrasiyle ilgili bir şeyler at. Şimdi siyasette AK Parti Genel Başkanı olarak CHP'nin Genel Başkanı. CHP Genel Başkanı daha ailesiyle ilgili Kemal Bey neler söyledi? Yok şöyle para bilmem karşılıklı ben bir saniye. Siz o kendi istediğiniz çerçeveye hayır, getiriyorsunuz hayır, hayır. Yani. Meşruiyet olarak görmüyorlar bunu. Efendim ben sizi dinledim bakın. Ben sizi dinledim. O birbirine her şeyi diyebilir. AK Parti Genel Başkanı olarak, CHP Genel Başkanı olarak ben de Meral Hanım'ı eleştirebilirim. Kemal Bey'i eleştirebilirim. Sinan Bey'i eleştirebilirim. Gürkan'ı herkes. Ama mesela sözde böyle denmez. Öbürleri siyasi tartışmadır. Rekabet içerisinde bu olur. Birbirine daha ağırlar da söylenebilir. Ama öbüründe... Ama tartışma başka, hakaret hayır, başka. Ya biz hakaret çok ağır değil. Hakaretler... Bakın ben Ümit Bey sizin... Yani hakareti savunmayalım. Sizin Yavuz Bey'in... İftirayı savunmayalım. Hayır, sizin ve Ümit Bey'in nazik dilinizi ben bu programlarda hep size de söyledim. Onu olumlu buluyorum. Ama bu tartışma Elfin Hanım'ın söylediği ya da bizim söylediğimiz... Az önce dediğimiz böyle bir şey değil. Siz sözde dediğin zaman onun meşruiyetini tartışmaya açıyor. Yoksa o ona zillet demiş, o ona bilmem. Bu siyasetten... Bu tartışma hiçbir zaman açılmaz bu. Hayır, öyle açılır. Bir tartışma ama yok bakın, diyorum öyle, ben ama de. Az... Görmedim öyle bir ya şey. Ya şimdi diyorsunuz yani bir sonra hükümet işte konu bulamıyor. Sen veriyorsun hükümet. Ya size söylemiyorum. Siz veriyorsunuz hükümete bu pası. Niye sözde diyorsun? Gidin başka bir şey tartışın. Niye başörtüsü diyorsun? Peki. Niye bilmem. Yani tamam, aynı şey değil bu konu yani. Tamam. Yine Sinan Oğan, sizin var mı bir katkınız? Yok. Tamam, çok başlığım var. Sinan Oğan'a bir döneyim. Bu konuda son cümleleriniz yoksa yine yeni başlığa sizinle geçeyim Sinan Bey. Tamam. Yeni başlığa başladığımda yine tamam, peki. Bir iki cümle edip yeni başlığa bağlayayım. Siyasetin gündeminde bir yandan da ittifaklar şu an olduğu gibi kalacak mı? Kim hangi parti hangi ittifaka geçecek tartışmalarını hiç olmadığı kadar sıcaklıkta yaşıyoruz. Buna Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılacağı yönündeki iddialar, açıklamalar önce bir hız vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesi acaba bu Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'ni davet mi etti yorumlarına neden olmuştu? Ki Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle dedi... Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi teyit ediyoruz. Sayın Asiltürk benim bir büyüğümdür.
Benim ziyaretim hem nezaket hem de ittifak meselesinde. Seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması gibi mi olur, lazım diyor. Yani burada diyor hem ittifak olabilir yahut da terörle mücadele konusunda destekleri bize lazım. Bizim yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum. DSP Genel Başkanı ile de külliyede görüştük. Bundan sonra da görüşmelerimiz devam edecek dedi. İşte bu son kilit cümle. Bundan sonra diğer partilerle de görüşmelerimiz devam edecek cümlesi. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'na yeni partileri eklemek için bir hareket, yeni bir siyaset mi başlatıyor tartışmalarına? Neden oldu? Saadet Partisi'nden yeni açıklamalar var. Mustafa Kamal Akbeyaz sert bir açıklama yaptı. Dedi ki, Saadet Partisi'nin önceki genel başkanı ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Kamalak, vebali büyük olanlarla ittifak olmaz dedi. Yani burada en azından Kamal Ağa'nın açıklamasına Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na pek sıcak bakmadığı anlamı çıkarabiliriz. Öte yandan Temel Karamollaoğlu, genel başkan dedi ki, Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türk'ü ziyareti hakkında bu bir nezaket ziyareti, bu aşamada başka türlü görmek doğru olmaz. İttifak hakkındaysa bu konuları konuşmak için erken dedi. Yani biz gazeteciler olarak kapıyı biraz aralık bıraktı diye yorumlayabiliriz galiba. Başka konular da var, onunla birleştireyim, hepsini bir arada konuşalım. Zaten son bir saatteyiz. Millet İttifakı'ndan da bu işte tartışmalara ilişkin yeni sıcak bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'le İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz ortak basılı açıklaması yaptı. CHP ve İYİ Parti'nin her zaman önceliğinin Türkiye olduğunu belirterek bu temelde kurulmuş olan ittifakımız ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır dedi. Yani tam böyle Millet İttifakı dağılıyor mu, ne oluyor diye tartışırken Millet İttifakı'ndan bir birliktelik mesajı geldi. Sayın Akşener'in sözleri de tartışılıyor. O da demişti ki AK Parti bugüne kadar sadece bize buyurun bir masaya oturalım kardeşim birlikte bir yol yürüyelim diye bir teklifi asla olmadı. Ben Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştum, adına memleket masası dedim ama bizim bu sisteme, şu anki Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğumuzu bildikleri için bizi asla baş başa görüşmeye davet etmediler dedi. Şimdi bu sözleri de acaba MHP olmaksızın biz görüşebiliriz AK Parti ile ama AK Parti de parlamenter sisteme geçişi kabul ediyorsa gibi bir gizli mesaj mı aynı zamanda diye tartışılıyor. Hepsinin başlığı ortak. Evet. Sinan Oğan'a tekrar döneyim. Sizce Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na kayışlar olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saadet ziyareti bu anlamda ne anlama geliyor? Çok uzun bir soruydu. Bitirdim. Evet. Şimdi öncelikle Kübra Hanım, tabii depremle başladık. Yoğun gündem oldu, unuttuk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Şahsınız başta olmak üzere ben bütün gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü hala bu saatte çalışan gazeteciler olarak hem siz hem stüdyodaki değerli gazeteciler. Bu da bizim ayıbımız olsun. Bak burada gazetecilerle oturuyoruz. Olsun. Bu da bizim ayıbımız olsun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ ol. Şimdi tabii hakikaten de güzel bağladınız ama yani birçok konuyu birbirine bağladınız. Onun için ayrı ayrı da konuşabiliriz. Ben biraz özet yaptım. Ya o kadar vaktimiz yok anladığım kadarıyla. Bir saat. Dolayısıyla onu biraz çözmek lazım, o düğümü. Olur olur. Önceki tek tek de turla ilgili bir... Hı-hı. Evet. Önceki turla ilgili yani şu ifadeler kullanıldı. Ya niye bu kadar gerginlik? Çünkü özetle Türk siyaseti maalesef ki son yıllarda çözümden beslenmiyor, gerginlikten besleniyor. Türk siyaseti çözümden besleniyor olsaydı bugün bu zıtlaşma, bu kutuplaşma olmazdı. Gürkan Bey çok doğru bir şey söyledi. Yani Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığını ana muhalefet partisi başkanı korumalıdır. Siyaset korumalıdır ama en önce Cumhurbaşkanının kendisi korumalıdır. Onu da tarafsızlık ilkesine uyarak yapmalıdır. Muhalefet maalesef ki, muhalefetin dili doğru değil.
Yani sadece şunu yapsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nda değil AK Parti Genel Başkanı'na hedef alsa sorun kalmayacak. Sadece şunu yapsa. Yani Cumhurbaşkanı ne diyorsa desin, AK Parti ne diyorsa desin, memleketin, milletin gerçek gündemi, benim gündemim bu kardeşim, siz ne diyorsanız deyin, ben sabah akşam bunu konuşacağım dese, inanın, inanın bana, halkın içindeyim ben, bunu dese, başka hiçbir bu tür lüzumsuz tartışmalara girmese, yani bugün %22, 23, 24 olan oyun 30'un üzerinde olacağını görecek. Ama bunu yapmıyor. Niye yapmıyor? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Niye bu suni tartışmaların içerisinde Türkiye'de muhalefet anlamak mümkün değil? Şimdi esas bu turun sorusuna gelelim. Türkiye'de bugün ittifak içerisinde, ittifaklar içerisinde bir değişiklik olur mu? Evet, olabilir. Onu söyleyeyim. Bugün çok iddialı şekilde konuşulan, hayır biz asla bu gemiyi terk etmeyiz diyen siyasi partilerin yarın başka bir gemide olabileceğini biz Türk siyasetinden biliyoruz. Biraz önce işte hakaretler konuşuldu. Genel başkanlar arasında birçok sert tartışmalar, hakaretler olabilir dendi. Evet, hatırlıyoruz. Yani MHP'nin Sayın Genel Başkanı ile AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın arasındaki geçmişteki o sert tartışmalardan sonra yani bugün aynı gemideler, beraberler. Dolayısıyla kimse ya asla Türk siyaseti için konuşuyorsak asla kelimesini asla kullanmamak lazım. Şimdi siz dediniz ki Ümit Bey gerçi orada hani kendi partisi daha doğrusunu bilecektir ama bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı. Rıdvan Us benim bildiğim kadarıyla Genel Başkan Yardımcısının yardımcısı. Doğru. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Yerel Yönetimler Başkanımızın yardımcısı. Çanakkale'li olması hasebiyle. Yani dolayısıyla şöyle. Ümit Bey'e sorarız. Niye ikisi bir görüştü? Neler oldu? Niye böyle bir açıklama diye zaten. Tamam. Yani Ümit Bey'in sırası geldi. Onu mutlaka söyleyecektir ama ben mesela siyasetçi ve siyaset takip eden birisi olarak ittifaklarla ilgili bir açıklamayı genel başkanın yardımcısının yardımcısı yapıyorsa bir dakika derim orada. Neyin üzerine olduğunu söylersen hele bir de bir dinleyelim mi bir cümle niye öyle muhakkak olmuş? Size geldiğinde söylersin ama peki, dışarıdan tamam. Ben hani çok içerisini bilemem doğal olarak. Tamam hemen sonra bir defa size bu mesela bu mesela bana siyaseten doğru gelmedi. Hani ittifaklarla ilgili güçlü bir vurguda bulunmak istiyorsanız o çok daha üst düzeyde yapılabilirdi. İkincisi gerek Sayın Asil Türk ziyareti gerek işte DSP veya diğer ziyaretler bize gösteriyor ki AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı içerisinde Büyük Birliğin tabii oyu yeterli değil. Ki Vatan Partisi de o cephenin içerisinde. Bunların oyu yeterli değil. Gelecekte de bunların oyunun artacağına dair bir emare yok. Ha bir şart da olabilir. Muhalefet yine hakikaten böyle çok böyle büyük bir yanlış yaparsa ancak olur. Ama normal şartlarda mevcut Cumhur İttifakı'nın oyu %50 bile etmiyor. Aşmayı bırakın %50 bile etmiyor. Ne Cumhurbaşkanlığında ne parlamento seçimlerinde. O sebeple de Sayın Cumhurbaşkanı harıl harıl bu sistemde nasıl bir çıkış arayabilirim derdinde. O sebeple bu ziyaretleri yapıyor. Ancak Ankara küçük bir yer netice itibariyle. Siyaseti de takip ediyorsanız ve doğru bir takım verileri doğru okuyorsanız önünüzde aslında yeterince de veri var. Verilerden birisi şudur. Mevcut seçim sistemi üzerinde bir çalışma var. İkinci veri şudur. Nedir o bu mevcut seçim sistemi üzerindeki çalışma? Şundan bahsediyorum. Dar veya daraltılmış bölge üzerinde ciddi bir şekilde çalışılıyor. İkinci veri şudur. Parlamenter sisteme dönüş üzerine İYİ Parti'nin çağrısı AK Parti cenahında yankı bulmuş durumdadır. Bunu da soralım. Yarın öbür gün, yarın öbür gün bu konuda bir gelişme olabilir. Peki hep şunu ifade ediyorum. Sinan Bey bir son cümle alacağım sizde buradan. Bir dakika sonra bir araya gitmem gerekiyormuş çünkü. Buyurun. Ama en önemli yerine geldik. Tamam, isterseniz aradan sonra devam edin. En önemli yerinde kesmemiş olurum, tamam. Olur mu?
Tamam. Şöyle aradan sonra sözlerinizi tamamlamanız için izin vereceğim. Yalnızca 2 dakikalık tamam. bir aramız var zaten. Şöyle bir herkes ayağa kalksın. Çok oturduk. İyi değil sağlık açısından. Bir de su içelim. Tam 2 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Gerçekten çok kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Ve Sinan Oğan demişti ki dar ve daraltılmış bölge sistemi getirmek gündeminde hükümetin ve parlamenter sisteme dönüş konusunda İyi Parti'nin teklifinde AK Parti'den bazı isimlerin ciddiye aldığını düşünüyorum demiştiniz. Buyurun devam edin lütfen. Hatta bazı isimler değil, iddiayı biraz daha büyüteyim. Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde de ben ciddi bir şekilde takip edildiği ve üzerinde çalışıldığı kanaatindeyim. Yani şu sebeple, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, parlamenter sisteme dönüş konusunda bir çalış, yani siz de biz de üzerinde çalışalım diye bir talimat verdiğini mi iddia ediyorsunuz? Şimdi açıkladığımda daha net olacak diye Peki. düşünüyorum. Şöyle... Bu sistemde bu, bana göre siz veya işte diğer Cem Bey aksini iddia edebilir. Bu sistemde bana göre ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilme şansı var ne AK Parti'nin mecliste çoğunluk elde etme şansı var. Bu sisteme mevcut şartlar bu şekilde devam eder. Bu pandemi, bu ekonomik sıkıntılar, bu 18-19 senenin belki işte 20 seneye yaklaşacak... yıpranmışlığı bunların hepsini üst üste koyduğunuzda zaten bir doğal gerileme de söz konusu. Bir daha seçilme ve %50'yi bulma, parlamentoda çoğunluğu bulma şansı yok. Peki birinci parti her halükarda bugün ana muhalefet partisi olan CHP mi olacak? Hayır. Yani hiçbir veri bize yarın seçilecek, yarın yapılacak bir seçimde İyi Parti'nin birinci parti olacağı şeklinde bir veri yok. CHP'nin de birinci parti olacağı şeklinde bir veri yok. Her durumda 18, 19, 20 senenin sonunda birinci parti yine AK Parti ise AK Parti'nin iktidardan düşmek yerine iktidarın ya büyük ortağı ya tek başına tamamlayıcısı olan, olacak olan AK Parti bu parlamenter sisteme sıcak bakacaktır. Peki İyi Parti'nin bu işte ne çıkarı var? Yani İyi Parti benim gördüğümü görmüyor mu sizce? Ben kanaatimi söyleyeyim. Bence görüyordur tabii. Yani görmemesi mümkün değil. Bu sistem böyle devam ederse AK Parti'nin kaybedeceğini, parlamenter sistemde ise AK Parti'nin birinci parti olacağını herkes görüyor. Ümit Bey'in de önceki programlarda İyi Parti için kamuoyu yoklamaları işte %16 demişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Yani AK Parti işte en kötü ankette %30 diyor. Yani, ucu açık yalnız. Orası önemli. 16 ama ucu açık. Tamam. Şimdi AK Parti'ninki kapalı. AK Parti'ninki geriye doğru. Şimdi bu manzara içerisinde akla tek bir geçerli yol geliyor. O da şudur. Güçlendirilmiş başbakanlık sistemi ama sembolik cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu durumda ne olacaktır? Bu durumda pazarlık masası kurulduğunda karşımıza şöyle bir manzara çıkacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden güçlendirilmiş, yani bugünkü yetkilerine yakın yetkilere sahip başbakan ve parlamentoda birinci parti, bu öneriyi getiren siyasi partiler ve onların liderleri ise belki de bir anlaşmanın tarafı olarak sembolik cumhurbaşkanı adayı olacak. Dolayısıyla Türk siyaseti birçok alternatife, birçok senaryoya açık durumdadır. Önümüzde en güncel olan senaryo ise karşımıza bu senaryo olarak çıkmaktadır. Yani durduk yerde eğer İyi Parti, AK Parti'yi yeniden iktidar yapacak bir öneri getiriyorsa aklını peynir ekmekle yememiştir. Yani onun da bu işten bir çıkarı olmalıdır diye düşünüyorum. Yoksa AK Parti'yi yeniden iktidar yapmak için kurulan bir parti değil bildiğim kadarıyla İyi Parti. O da sembolik cumhurbaşkanlığını alıp parlamenter sisteme geçip
AK Parti'nin İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı bu akşam konuğumuz. Dolayısıyla kendisine bir soralım. Turu burada... Ya, tabii yani burada açık açık konuşuyoruz. Evet. Bu da iyi de oldu. Ümit Bey'in olması. Yani formülasyonu biraz netleştirirsek şu mu? Meral Akşener gölge ya da sembolik bir cumhurbaşkanı. Sembolik. Ama Türkiye'yi yine Tayyip Erdoğan. Parlamentonun seçeceği. Bunu söylüyorsunuz. Şöyle. Parlamentoda seçilecek biliyorsunuz. Biliyorsunuz cumhurbaşkanları parlamenter sistemde parlamentoda seçiliyor. Yani ama dışarıdan biri olabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi dışarıdan biri olabilir yani 2025 ama. 2025 falan sizin bu dediğiniz şeye 2023. Göre. 23 için söylüyor. Hayır, 2023. Ama parlamenter sisteme seçimden önce geçilirse. Tamam 23'te seçim olacak. Ona göre başlar 23'te peki. Olacak. Çok karmaşık şimdi, bir senaryo. Karmaşık olabilir değil. Mi böyle bir şey? Tamam hemen soralım. Ümit Dikbayır ne dersiniz? İyi Parti. Biraz açayım ben de soruyu körükleyeyim alttan. Yo anladım. Sayın Akşener'in geçen haftaki açıklamasında bize gelin sadece sizinle oturup konuşalım demedi AK Parti sözü. Gelin AK Parti'ye bizimle bu konuyu bir konuşun hem de MHP'siz konuşun teklifim aynı zamanda. Şimdi ben önce şu şeyi bir açıklayayım da o arada kaynamasın. Şimdi bu Çanakkale'de yapılan açıklama Sayın Muharrem Erkek'le yani CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek'le bizim de hem Genel İdare Kurulu üyemiz hem de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın yardımcısı var. Rıdvan Uz. Çanakkale'den de milletvekili adayımızdı. Oradaki durum şu Sinan Bey. Ya bu Türkiye genelindeymiş gibi anlatıldı. Bu sadece lokal bir şey. Çanakkale'deki belediye meclisinde bizim meclis üyelerimizle Çanakkale Belediye Başkanı arasında talihsiz maksadı aşan bir konuşma oldu. Orada bir bizim bilmediğimiz tabii, tabii, bir tabii. Suçlu yani çok var. Lokal biraz bir olay. Siyaset. Onun için onlar açıklama yaptı. Tabii ki yani biz böyle bir şey olur, öyle bir ciddiyetsizlik bunun olur mu? Arka planı bugün yazılmadı hiç değil mi? Evet yazılmadı. İlk kez haber çok basit bir şey. Biz bunu böyle Millet yani İttifakı ortak açıklaması çok gibi basit. Yorumlamıştık. Belediye meclisinde geçen lokal bir şey o. Yani belediye meclisinde iki partiyle arasında yaşanan bir aynen. Tutuşmayı yoksa, tatlıya bağlama açıklaması. Tabii ki öyle ciddiyetsizlik olur mu? Büyük bir Millet tabii. İttifakı açıklaması Sayın değil. Sayın Muharrem Erkek de Çanakkale'li olduğu için bizim de Çanakkale... Yalnız medyaya öyle yansımadığı için medyaya hiç öyle yanlış bulduğum olsun söyleyeyim. Ben yanlışı düzeltmiş olayım. Evet, biz şimdi, de buradan haber güzel, ekranlarından açıklamış olalım. Ya Sinan Bey doğmamış çocuğa don biçiyor. Şimdi biz Sinan Bey... 25 Ekim 2017 tarihinde kurulduk. Bizim partimizi kurma amacımız şu. İktidar olmak. Ve olacağız bakın göreceksiniz. Şimdi biz partimizi kurmadan genel başkanımız 1200'ün üzerinde bu işe emeği olanlar ve partililerle görüştük. Parti kurma kararı aldı. Seçimlere girdik. 5 milyon oy aldık. Bu 5 milyon oyu nasıl aldığımızı biz biliyoruz. Neden 5 milyon vatandaşımızın bize oy verdiğini de biliyoruz. Bu sorumluluğu da yerine getireceğiz. Bizim görevimiz Sayın Erdoğan'ı iktidarda tutmak değil. Bakın herkesin bir hesabı var, bizim de bir hesabımız var. Onun için rahat olun. Ama bizim ülke için birinci önceliğimiz bu sistemi değiştirmek. Evet. Bakın sistem değişsin biz yok olalım. Bu kadar net söylüyorum. Sinan Bey'in formülü bu sistem bu ülke için çok önemli. Bakın birinci önceliğimiz bu. Biz bu sistemin ülkeye çok büyük... Ama bir yandan diyorsunuz ki biz iktidar olmak için kurduk. Ya, tabii ki öyle diyeceğiz. Bir yandan da diyorsunuz ki ya, tabii ki iktidar olacağız. Yani bakın olacağız göreceksiniz. Size iktidar yapacak bir formülle Sinan Bey'in anlattığı formül enteresan bir formül. Yani şimdi Meral Akşener'in sembolik cumhurbaşkanı Sinan Bey şöyle diyor, olacağı bir formül mü acaba aklından geçiyor İYİ Parti? Ben ancak buna gülüyorum. Bakın biz iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz ama ben sistemin yani mevcut partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum ülke için. Birinci önceliğimiz bu sistemi değiştirmek, güçler ayrılığı, şeffaflık. Ben anlamadım şimdi zaten Sinan Bey diyor ki sistem de değişecek zaten. Parlamenter sisteme geçilecek. Evet. Güçlü bir başbakan olacak. Evet. Ama mesela Meral Hanım, başbakanın kim olacağını, cumhurbaşkanının kim olacağını millet adına karar veriyor Sinan Bey.
Hayır, seçim sonucuna göre söylüyor. Hayır. Ankete yok. Sinan, hayır ya, bakın bu ülkede yapmayın. Biz neler gördük? %22 oy alanların. Ankete göre. %1 bakın bu şimdi bugünden bunu konuşmak çok yanlış. Yok. Sinan Bey, ben seçmene saygısızlık olarak görürüm. Hepinizin adına daha açık açıklayın. %22'den %1'e düşmüş olarak, partiler var bu ülkede. İyi Parti olarak AK Parti ile parlamenter sisteme dönmek koşuluyla bir masaya oturmak ve ittifak kurmaya açık mısınız? Bakın biz bunu defalarca söyledik. Birinci ağızdan genel başkanımız söyledi. Biz güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek için her zaman masaya oturmaya hazırız. Bu ay sonu paketi açıklıyorsunuz galiba. Evet, bu ülkenin sonu. Geleceğine faydalı bir şeydir. Peki bu Millet İttifakı'nın bozulup AK Parti ile İyi Parti'nin yeni bir ittifak var? Hayır. Bu tamamen sistemle alakalı bir şey. Biz kendi kurumsal peki, bir yapıyız. AK Parti girdi. Diyelim ki AK Parti kurduğunuz masayı kabul etti. MHP'de CHP etmedi. Olabilir. CHP olmadan olacak olmaz mı o zaman? Dedi. Hayır, CHP de aynı şeyi savunuyor. Geçen CHP hafta, de en az bizim kadar bu sistemi savunuyor. Buradaki kavga Cumhurbaşkanı kim olacak? Geçen haftaki açıklamasında AK Parti ile parlamenter sistem için bir masa kurabiliriz ama CHP Genel Başkanı'nın da o masada olması koşuluyla demişti. Evet. Bu hafta iki gün tabii önceki doğru konuşmasında ise dedi ki AK Parti'den bize hiç baş başa gelin görüşelim teklifi gelmedi. Hangi açıklamayı daha öne çıkarmalıyız? İkisi birbiriyle çelişiyor mu ya da? Hayır, ikisi birbiriyle çelişmiyor. Bakın bu bizim sürekli söylediğimiz bir şey. Bir, tekrar söylüyorum altını çizerek biz bu sistemin ülkeye zarar verdiğini görüyoruz. İşte rakamlar burada, geldiğimiz nokta ortada. Birinci önceliğimiz bu sistemi değiştirmek. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek ülkenin geleceği için. Biz bunu masaya oturduk. İttifak yapacağız anlamına gelmez. Bu ülke için doğru bir şey yapmaktır. Yani her masaya oturduğunuzda, her istişare ettiğinizde ittifak yapacağınız anlamına gelmez ki. Peki. Bakın bu ülkede, soru 300 binden fazla genç bu ülkede kendi geleceğini göremediği için ülkeyi terk ediyor. Biz çocuklarımızı bu ülkeye hizmet etsin diye okuttuk. Bir başka ülkeye hizmet etsin diye okutmadık. En basit örneğini veriyorum. En içimi acıtanlardan bir tanesi. Ümit Bey, siyaseti biraz konuşalım. Zamanım az diye sizi de yakalamışken genel başkan yardımcısı olarak merak ettiğimiz bir şey de Saadet Partisi konusu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet ettiğini ima ediyor açıkça. Bu Millet İttifakı açısından bir kayıp olur mu? İyi Parti olarak siz Saadet Partisi'nin gelecek seçimde Millet İttifakı'nda değil de Cumhur İttifakı'nda olmasından kaygılı mısınız? Kendi tercihidir. Tabii biz... Seçimin kaderini değiştirecek hayır, bir hamle olarak öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum. Saadet Partisi'nin kendi tercihidir. Kendi yetkili kurullarında görüşeceği bir iştir. Yani biz prensip olarak hiçbir partinin kendi iç işine karışmayız. Onların kararıdır. Ama ben öyle bir şey yapacaklarını da düşünmüyorum. Ben onların tabanını da biliyorum çünkü. Peki. Cem Küçük. Şimdi ben Sinan Bey'in dediği şeyleri ben de duyuyorum. Yani... Ama şunu buyurun. Cem Bey kusura bakmazsanız tekrarın altını çizerek söylüyorum. Bugünden yarının Cumhurbaşkanı'nı belli etmek, yarının Başbakanı'nı belli etmek millet iradesine saygısız olarak görürüz biz. Ben şöyle yorumlayayım Kübra Hanım. 2017 yılında bu sistem tartışmaya açıldığında AK Parti içerisinden bazı isimler de Sayın Cumhurbaşkanımıza efendim parlamenter sistemde hiçbir şekilde muhalefete düşmek gibi bir şey yok. Hep iktidar olabiliriz ama bu yeni sistemde 50+1 zora sokabilir. Şu an hani rakamlar böyle gösteriyor ama yarın bir gün ne olacağı belli olmaz diye eleştiriler vardı. Aynı şekilde şu an AK Parti içerisinde Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan yani Cumhurbaşkanımızın AK Parti değil parlamenter sisteme dönelim diyenler de var. Özellikle o ak saçlı grubundan biz bunları duyuyoruz ediyoruz. Ama demin Sinan Bey'in söylediği, Ümit Bey'in izah ettiği konu yani parlamenter sisteme dönebilir miyiz konusu benim de duyduğuma göre düşünülüyor. Ama bu kesin dönerler diye bir şey demiyorum. Çünkü burada şöyle bir durum var. İşte geçen gün Oğuzhan Asiltürk'ü Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret etmesi, Gültekin Uysal Bey'in açıklamaları da bu sistem devam edecek gibi görünüyor bir tablo verdi. Benim de şu an gördüğüm AK Parti'nin elimizdeki verilere göre, tabloya göre başkanlık sistemi yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek. Ama onun ikinci yılında Erdoğan şöyle bir şey söyledi 2020'de. Yani bizim söylediklerimiz layüksel değildir. Eksikleri gedikleri varsa muhalefete söyleyebilir. Biz de buna bu katkıları alırız diyebilirdik. Ama ben şunu da diyemiyorum. Yani biz parlamenter sisteme
kesinlikle dönmeyiz diyemiyorum. Dönebiliriz. Peki Cem Küçük, bir yorum var son günlerde yapılan. Deniyor ki aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlelerinin altında CHP'yi denklem dışında tutmak ve CHP dışındaki muhalefet partilerini Cumhur İttifakı çatısı altında olmuyorsa bile üçüncü bir ittifakta buluşturmak. HDP ile beraber. Hayır, HDP'siz. Yani HDP, CHP, yani diğer sağ partilerin üçüncü ittifak kurması. Hatta bu yorumu yapanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yerli ve milli muhalefet sözlerini de hatırlatıyor. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işte Saadet Partisi ile, DSP ile ve devam edeceğim dediği partilerle görüşmesi %51'i yakalamak için Cumhur İttifakı'nı genişletmeye yönelik bir hamle mi, yoksa muhalefeti bölmeye yönelik bir hamle mi? Ben muhalefeti bölmek diye bir şey düşünemiyorum. Önemli olan halkın oyunu alabilmek. Şimdi bu programda Yavuz Bey'e sormuştum, Mağaralioğlu'na. Siz yarın hep beraber biz AK Parti'ye entegre oluyoruz deseniz size oy veren büyükşehirdekiler oy verir miydi? Vermez demişti. Yani AK Parti oy vermez demişti. Şimdi bu dediğiniz hamleler böyle yorumlanabilir. Yani AK Parti 2023'te seçime gideceğiz. 50+1 lazım. 30 bin oy çok önemli. 40 bin oy. İşte Demokrat Parti'nin 50 bin oyu var. Saadet Partisi'nin 200-300 bin oyu var. DSP'nin bile 22-23 bin oyu var. Bunların hepsinin önemli olduğu görülüyor. Ama burada tabii önemli olan bir de halkı ikna etmek. Diyelim ki DSP, Demokrat Parti, Saadet Partisi evet dese bile acaba halk ne diyecek? Tabanları. İyi Parti için söylüyor ya bu aslında. Tabii tabanları ne diyecek o. Ama ben burada alttan alta sanki bu parlamenter sistemle ilgili bazı şeyler görüşülüyor. Ay sonu Cuma günü gazetelerde vardı. Meral Hanım'ın da açıklaması vardı. Ay sonu dedi, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne demek olduğunu açıklayacağız dedi. Burada İyi Parti'nin yetkilileri de söyledi. Evet. Ümit Bey de, diğer yetkililer de. O açıdan da diğer açıklamaları görmek lazım. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemle ne olacak diye. Ben kesin olmaz demiyorum. Durum bunu gösteriyor. Ama burada şimdi şunu da görmek lazım. Şimdi Erdoğan başkanlık sistemine büyük yatırım yaptı. Çok sözler söyledi. Ve ben bu sistemin, eğer parlamenter sisteme geçilse bile, ben bu sistemin daha iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü o koalisyonlu dönemlerin Türkiye'de çok kalıcı olacağını, Türkiye'ye çok yarar getireceğini düşünmüyorum. Yani AK Parti ile CHP yarın bir gün koalisyon kursa bir yıl bile ömrü olmadan o dağılır. Türkiye'nin yakın tarihi de buna o açıdan izleyicilerimizden de çok güzel sorular, yorumlar geliyor. Bir tanesini okuyayım, bu dediğinizle alakalı. Diyor ki bir izleyicimiz, bugünkü oy oranlarıyla konuşuyorsunuz ama eğer sistem değişir ve AK Parti, yani eğer sistem değişirse AK Parti hükümet olacak ama AK Parti hükümetken sistemi değiştirmek AK Parti'nin oyunu daha da fazla düşürmez mi? Yani diyor ki izleyicimiz, sizin deyiminiz eğer AK Parti parlamenter sisteme dönmeyi ciddi ciddi düşünürse bu seçmen nezdinde AK Parti'nin bir başarısızlığı kabulü olarak görülüp AK Parti'nin oyunu daha da düşürmez mi? Şimdi bu dediğiniz çok güzel bir soru bu. Bu dediğiniz böyle yorumlanabilir. Açık menet etiketiyle lütfen siz de yorumlarınızı Bu yazın. Dediğiniz böyle yorumlanabilir. Yani AK Parti diyelim ki sistemi parlamenter sisteme çevirdi. Başkanlık sisteminde kazanamayacağını gördüğü için buna döndü denmesi muhafazakar milliyetçi Anadolu'da çok tartışılır. Eleştiri de gelebilir ama bu oya tevil eder mi? Yani oyunu düşürür mü? Ondan çok emin değilim. Bugün en kötü ankette bile, orada Sinan Bey'e katılmıyorum, AK Parti 36-37 görünüyor en kötüsünde. Ben her gün bakıyorum nedir diye. MHP'yi de kattığınız zaman 50-51'i rahatlıkla buluyor ki CHP'ye yakın Murat Sarı'nın konsensüsünde 51.6 çıktı. Başkaları başka da bulabilir. Yani ben Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimindeki sonuçların aynı olacağını düşünmüyorum. Ama bu dediğiniz eleştiri de gene olarak gelecektir. Benim kendi kanaatim, ben bu sistemin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep son 2-3 seneye göre konuşuyoruz. Evet, ekonomide hakikaten sıkıntılar var. 2018'in Ağustos'undan bu yana dövizin yükselmesiyle. Bir de buna 2020'nin Mart'ında pandemi eklendi. Bütün dünya gibi biz de etkilendik. Yani sıkıntı yoktur demek de doğru olmaz. Hepimizin tanıdığı eş dost, esnaf, iş adamları var. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. Ama ben pandeminin etkisi geçtiğinde, ekonomide işler yolunda gördüğünde millet Cumhur İttifakı için bir sıkıntı görmüyorum oy olarak. Şimdi hakikaten var bu pandemi, işte Amerika'da gördük, işte Çekya'da gördük, başka ülkelerde de gördük. Sıkıntı yaratıyor liderler için.
Ama ekonomi toparlandı. 2021 toparladı. 22. Ben 23'te AK Parti'nin, MHP'nin zorlanacağını düşünmüyorum ama yani Sinan Bey'in dediği, şununla tamamlayayım. Her şey bu ülkede mümkün. Hiç asla böyle şeyler olmaz da dememek lazım. Yarın bir gün ben AK Parti'nin CHP'yle de, ben burada İYİ Parti'yle de bir araya gelebilir. Hatta PKK'yı kınamak, mesela Yunus Emre Bey burada, HDP'liler dedi, bizim şeyler de PKK'yı ve terörü kınıyorlar dedi. Ben de bu kınayan isimler var bak, dedi. Ben de şöyle, Ayhan Bilgen'i biliyoruz, çıktı açıkça konuştu. Ayhan Bilgen, evet. Kamuoyu. Ama orada şöyle, ben de dedim ki, çıkıp bunu kamuoyu önünde açıkça deklare etseler, yani biz PKK'yı kınıyoruz, terörü kınıyoruz dese, onlar bile o masada olabilir. Ama terörü kınamak, PKK'yı kınamak kaydıyla istenen de budur. Yani ben de bir Türk vatandaşı olarak bunu isterim. Son cümlenizi alayım. Ama 2021'de yani Meral Hanım eskisi gibi AK Parti'ye eleştiri getiriyor. Çok sert eleştiri getirmiyor CHP gibi. Belli konularda getiriyor. Ben onu olumlu buluyorum ama onu da söyleyeyim. Yani Ümit Bey'in, Yavuz Bey'in ve bazı İYİ Partilerin dillerinin arada, çok önemli olduğunu söylüyorum. Ben de bu söylüyorum. Konuda bir küçük gazeteci yorumu, tarafsızlığımı da bozmaması kaydıyla. Şimdi AK Parti, İYİ Parti ile ilişkisini hep şura üzerinden temellendiriyor. Meral Akşener'in grup konuşmalarında AK Parti'ye ve Erdoğan'a yönelik aşırı sert konuşmalarından hareketle ya bu iş olmaz diyorlar. Ben bunun yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Ben de, çünkü bir lideri güçlendiren şey ne kadar güçlü muhalefet yaptığıdır bir bakıma. Ama ben bu açıdan da bu aslında Meral Akşener ne kadar bir nevi sert açıklama yapsa kendi oyunu o kadar arttırıyor. Ama bu dediğiniz gibi ittifaklar Türkiye'de çok hızlı değişiyor. Tek eskiden cümle. MHP de evet, çok sert eleştiriyordu. Elfin Hanım'la şimdi Gürkan'ın hakkını almamak için ben grup konuşmaları baştan sona izliyorum herkesin, Meral Hanım'ı da. Meral Hanım uzun zamandır eleştiri getiriyor, getirmiyor değil ama hakaret etmiyor. Yani sert eleştiri yok. Yani sertten kastım böyle hakaret anlamında sert bir eleştiri yok. Yoksa ekonomi o bir gene söylüyor. Ama hani AK Parti'nin o eleştiriden ben çok da rahatsız olduğu kanaatli değilim. Ben emin değilim. Bence Cumhurbaşkanı küçük, Erdoğan kendi çok görüşüm. Sert buluyor. Çok küçük bir ekleme yapayım. Şuraya dikkat çekeyim, hem altını çizeyim. Elfin Hanım hemen döneceğim. Kusura bakmayın. Genel Başkanımız şunun altını özellikle çizdi. O masada Cumhuriyet Halk Partisi de olmalı, ana muhalefet partisi de olmalı dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin iradesi de orada olmalı. Şimdi Cem Bey birkaç programdır mesela bunu hep söylüyor. Ben olduğum programda da ya da izlediğim programda şeyi savunuyorsunuz ama çok şimdi burada zaman almak istemiyorum. Başkanım. Çok böyle başlık başlık sayarım da. Ya iki tane şey söyleyeyim size. Bakın ben milletvekiliyim. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'na soru önergesi verdim. Dedim ki Avrupa 110 dolara doğalgazı alırken biz niye 170-180 dolara alıyoruz? Bir sebebi varsa açıklayın, biz de konuşmayalım. Ne cevap geldi biliyor musunuz Cem Bey? Ticari sırdır, veremeyiz. Bir şey diyeyim mi? COİ'lerle ilgili CİMER'den Cumhurbaşkanlığı'na sordum. Dedim ki bu sözleşmeleri... Neyle ilgili? Şey, kamu özel işbirliği. Sözleşmeleriyle ilgili. Dedim ki bu sözleşmeleri verin, inceleyelim, bakın bilmiyoruz biliyor musunuz? Devletin yaptığı sözleşmeleri bilmiyoruz biz. Verin, bakalım, inceleyelim. Bizde yanlış verse konuyu kapatalım dedik. Aynı cevabı aldık. Bakın nereye aynı cevabı aldık. Nereye varmak istiyorsunuz? Bu iki örneğin bu ittifaklarla bir ilişkisi var mı? Hayır, sistemle alakalı söylüyorum. Ama ben dış politikada... Yani denetlenebilirlik yok. Sayıştay raporları genel kurula inmiyor. Bakın Ziraat Bankası... Dış politikada elde edilen başarılar da bu sistemle elde edilen. Bakın onları ayrı konuşuruz. O da bu sistemin başarısı. Bakın ayrı konuşuruz. Orada da bir sürü sıkıntımız var. Bak çok sıkıntımız var. Ben Libya Dağlı Karabağ için diyorum. Şimdi mesela en son ya Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine limitsiz kredi kartı dağıtılmış. Bakın. Kanuna aykırı, evet. 50 milyon mu harcayacak? Sayıştay, bak limitsiz. Sayıştay bunu istiyor ve alamıyor. Bakın alamıyor ya. Böyle bir şey olabilir AK Partili yetkililerin... Ziraat Bankası çiftçiler için kurulmuş bir bankadır. Kurulma amacı odur. Bunların muhatabı ben değilim ama ya. Anladım da sistemle alakalı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şeffaflık olmadığını tabii söylüyorsunuz. Peki. Elfin Tataroğlu, ne dersiniz? Muhalefette, iktidarda, bu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı yapılar değişir mi? Seçime... Böyle mi gideriz? Ne dersiniz? Şimdi Kübra Hanım aslında sizinle 20 Aralık'ta yani yeni yıla yaklaşırken bir program yapmıştık. Gene burada pazar akşamı ve gene aynı konu açıldığında ben her türlü sert tartışmanın siyaset içerisinde olabileceği ama bir gün sonra bakarsınız hani herkes aynı masanın etrafında toplanabilir yani siyasetin
tabiatında bu da vardır demiştim. O gün bunu söylerken bunu birkaç şeye dayandırmıştım. Bir, Türkiye İttifakı sözü aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüdür. İlk. Yani o ilk 31 Mart sonrası bunu dile getiren Cumhurbaşkanı'dır. Sonrasında aslında o dönemde de Sayın Kılıçdaroğlu bu meseleye daha sıcak yaklaşıyordu. Ardından gelen süreçte Sayın Meral Akşener bir masa önerisinde bulundu. Ve yine 10 Aralık 2020'de Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında yine Türkiye İttifakı sorusu soruldu. Ruşen Çakır tarafından kendisine. O da bizim hedefimiz Türkiye'nin çıkarlarıdır, intikam almak gibi bir düşüncemiz yok diyerek, yani ılımlı bir yanıt vererek, arkasından da parlamenter sistem, ekonomi ve bürokraside liyakat, yargının bağımsızlığı, yani temel ilkelerimiz bunlar. Bunların olacağına inandığımız her şeyi ülkenin çıkarları için kabul ederiz gibi bir yaklaşımda bulundu. Ki o bunları söylediği sırada da Sayın Meral Akşener aynı tarihlerde CHP olmadan hani bu masa olmaz da demişti. Yani aslında benim gözlemlediğim dün kadarıyla... Dün yine açıkladı. Dünkü açıklamasında da var mesela. Yani hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Meral Akşener tarafından böyle bir sıcak adım var. Ama bu ne için? Bir ülkenin rahata kavuşacağı bir sisteme geri dönüş yapabilmesi için. Yani buradaki koşullar var tabii. Yani bu hani hadi barışalım, birlikte iktidar olalım falan gibi bir şey değil. Daha ziyade Türkiye'nin çıkarları için. Şu soruya gelelim. Peki olur mu? Faslına gelelim. Ama burada hiç konuşmadığımız bir parti var ki çok önemli bir ağırlığı var. Hem politikaların belirlenmesinde hem sistemin getirilmesinde, o da Milliyetçi Hareket Partisi. Ve MHP'nin bu konudaki tutumu çok katı. Yani başkanlık sistemi konusunda Sayın Bahçeli çok net. Ben bu noktada parlamenter sisteme geri dönüş gibi bir formülün onlar tarafından kabul göreceğini düşünmüyorum. Peki AK Parti'nin Cem Küçük'ün dediği gibi böyle bir ihtimale şans vereceğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, AK Parti muhtemelen zaten Türkiye İttifakı'nı niye dillendirsin o zaman Cumhurbaşkanı? Yani o başka bir bağlamda söylenmişti yok, gibi yok. Anımsıyorum. O da böyle bir bağlamdı için. Ama sonrasında çok farklı gelişmeler oldu. Yani parlamenter sisteme dönüş bağlamında dillendirilmiş yani bir şey değildi. Direkt parlamenter sistem değildi ama bir birlikte olma. Öyle değil mi yani, Türkiye İttifakı yoksa niye söylensin? Yani hep birlikte yine bir araya gelme gibi bir sözdü. Bahçeli'nin bu konuşmalarını izleyelim o yüzden. Önümüzdeki günlerde belki gelebilir bir açıklama. Yani ben onların bu konuya sıcak bakacağını düşünmüyorum. Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönüş konusunda da sıcak yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Tabii ki düşünüyorum. Ama sizin de söylediğiniz gibi başkanlıktan geri adım atmak. Çünkü birçok şeyi, siyaseti başkanlık sistemi üzerine kurdular. Yani hani bir bütün Türkiye'nin geleceğe yönelik perspektifini, yani bu sistemi öyle bir hale getirdiler ki, yani öyle yücelttiler ki, şimdi buradan geri adım atabilirler mi? Atarlarsa bunu nasıl sürdürebilirler? Şu anda kurdukları bir ittifak var, bu ittifak buraya nasıl bakar? Yani bunların hepsi bir tartışma konusu. Benim kişisel görüşüm, hani bu seçimden önce sistem değişikliğini ben çok mümkün görmüyorum. Peki Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'nda görürseniz şaşırır mısınız? Böyle bir ihtimal var mı? Bir de eğer Cumhur İttifakı bu anlamda genişlerse AK Parti %50+1 sorununu tamamen çözmüş, seçimi garantilemiş olur mu? Yani bu yaklaşan seçimlerde tamamen çözülmüş ve garantili söylenebilecek bir durum yok. Çünkü neden? Siz şimdi Saadet Partisi ile diyelim ki anlaştınız. Ki ben de Ümit Bey gibi böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum. Ama elbette ki görüşebilirler. Elbette ki böyle de bir karar alabilirler yani. Bu da demokrasinin içinde olan bir şey. Ama siz aynı tabanı, yani tabanınız olduğu gibi taşıyabilecek misiniz? Çünkü ki biz burada tabanın itirazı var çünkü. Yani Elfin Hanım, biz burada o kadar netiz ki. Defalarca söyledik. Asla kata mümkün değil. Bakın en başta biz bu günahlara, veballere ortak olmayız. Net söylüyorum. Saadet o kadar Partisi, çok günah vebal var ki biz bunlara ortak olmayız. Bir izleyicimiz çok demiş ki Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na destek verme kararı alırsa
Saadet seçmeni ikiye bölünür. Bu Saadet Partisi'ne de zarar verdiği gibi yine CHP'nin her zaman yaptığı gibi AK Parti'nin ekmeğine de yansıyor. İkiye bölünmez. %70-80 AK Parti'ye oy verir. Tabii. %70-80 yani verir. İyi Parti'deki gibi olmaz. Hayır, İyi Parti'dekilerin minicik, ufacık bir kısmı belki verir ama Saadet Partisi'nin %70-80'i Cumhur İttifakı'na oy verir. Peki. Hiç şüphem yok onda. Ben de tam olarak öyle düşünmüyorum. Yani ben de takip ediyorum. Yani hem takip ediyorum hem yani içinden tanıdığımız dostlarımız da var. TV5'in yayınlarına da gidiyorum. Oradaki yani birçok parti içindeki atmosferi de gördüğüm kadarıyla ve geçtiğimiz seçimlerde Temel Karamollaoğlu'nun, Sayın Karamollaoğlu'nun yaptığı siyasete de bakınca neredeyse hani en sert eleştirileri getirmişti o dönemlerde. Dolayısıyla onlar çok kuvvetli muhalefet yapıyorlar. Yani şimdi oradan bu dönüşü kolay kolay herkes sağlayamaz. O dönüşü şunun üzerine bağlıyorlar. Şimdi benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında şeyin ayağını iki yere koyuyor. Yeni ittifak genişletme stratejisinin diyelim şimdilik. Tam adını böyle koymak ne kadar doğru bilmiyorum ama bir parlamenter sisteme dönüşte ısrar etmeyip şu anki sisteme olabilir, revizelerle olabilir diyenler ki Saadet Partisi böyle diyor. Öyle diyor, evet. İkincisi de terörle mücadele. Yani zaten açıklamasında da var. Diyor ki bizim diyor yalnız hissetmememiz lazım. İttifak olur veya olmaz ama geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteği bizim yanımızda olması lazım. Dolayısıyla benim buradan gazeteci olarak okumam bu iki kriter üzerinden kuruyorum. Ve Saadet Partisi de parlamenter sisteme dönüş konusunda çok ısrarlı değil. Yok değil ama şöyle bir durum var. Zaten parlamenter sisteme dönülecekse bu AKP olmadan zaten olmaz. Yani öyle bir sayısal çoğunluk olmadığı için yani Saadet Partisi'ne böyle bir dayatma olmayacaktır yani parlamenter sisteme dönülüyor diye. Zaten şöyle anlatayım. AKP, İyi Parti, CHP bir araya gelmeden zaten dönülmez. Onu biliyoruz. Dönülmeyeceği için de Saadet Partisi Cumhuriyet İttifakı'na katılır mı katılmaz mı? İşte o bağlamda söylüyorum. Yani Saadet Partisi için böyle bir ihtiyaç yani doğacağını düşünmüyorum. Ama elbette hemen geliyorum. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bir soru soracağım. Kusura bakmayın Elfin Hanım, belki sözünüzü tamamlamadan araya girdim. Yok, şimdi buyurun. Bütün anketler, yani sağından soluna kadar bütün anketlerde AK Parti birinci parti bugün. Yarın da birinci parti olacağını siyaseti takip edenler görüyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu böyle maalesef ki. Yani niye maalesef ki diyorum? Çünkü 18 senedir iktidar olan bir partinin oyu hala birinci parti olmaya yetiyorsa burada bir sıkıntı var muhalefet kanadında. Peki yarın parlamenter sisteme geçildiğinde AK Parti'nin birinci olacağı bir sisteme muhalefet niye razı olsun? Benim bunu anlamakta hakikaten sıkıntı çekiyorum. Yani bunu ben anlayamıyorum. Bunu muhalefet bu seçimde bu sistem, bakınız bir özetleyeyim, bu sistemde birçok insanla görüşüyoruz, birçok anketçi de diyor ki bu sistemde AK Parti'nin yeniden seçilmesi mümkün değil. Bu bir tespit. İki, parlamenter sistemde, güçlendirilmiş başbakanlık sisteminde AK Parti birinci parti. Ya tek başına iktidar veyahut da iktidarın büyük ortağı. Muhalefetin buradaki çıkarı nedir ben anlayamadım. Belki siz bana bir siyaset bilimci olarak anlatırsınız. Yok estağfurullah. Ben yani siyaset bilimci değilim, önce onu söyleyeyim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben daha evvel... Yok siyaset bilimciden kastım meslek olarak değil. Anladım. Siyaset konuşan birisi olarak. Yorum, evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben daha evvel katıldığım yayınlarda da söyledim. Bence bu seçime gitmeden bir sistem değişikliği doğru değil. Bu benim kişisel görüşüm. Öncesinde. Ya doğru. Öncesi de doğru değil. Yani bir kere zaten bu sistemle seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Yine bu sistemle seçilecek yani sonraki dönem, ki kim seçilecekse. Yani başka bir sistemle gelip başka bir sistemle, ben bunu şu anda doğru bulmuyorum bu seçime gittiğimiz süreçte. Sonrasında böyle bir çoğunluk oluşursa bunun altyapısı hazırlanır. Ha, ama Sinan Bey'in sorduğu soru, yani neden böyle bir şey teklif ediyorlar? Ben bunu samimiyetle söyleyeyim. Benim gözlemim yani bu konuda. Bence bir, Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesi adına, yani çünkü meclis çok işlevsiz kaldı.
kararlar hep tek bir yerden çıkıyor ve muhalefet bu süreçlerin hiçbirine dahil değil. Ama parlamenter sistem olsa meclis daha güçlenecek, başbakan olacak, kabine olacak. Yani muhalefet şuna mı talip? Elfin Hanım, muhalefet şuna mı talip? Yani AK Parti yine Türkiye'yi yönetsin, bizim de biraz sesimiz çıksın. Hayır, yani ben oraya çünkü gelecektim. Böyle soracağım. Şey olabilir mi? Mümkün mü? Ben bu sistemi teklif ederken muhalefetin bu sistemde de Türkiye'yi yönetmeyi hedeflediğini ve yöneteceğini düşündüğünü düşünüyorum. Ama bu sistem de şu hesaba katılmıyor. Şimdi muhalefet mesela 400 vekili yakalamış olsa istediği gibi kanun çıkarıp bu hükümeti çok zorlar. Veya 360'ın üzerine bulsa zorlar. Şimdi biz hep şimdiye göre konuşuyoruz. Ama şöyle aynen bir öyle. Yani bakın, çok zor. Ama yarın bir gün mesela siz çoğunluk alsınız Gürkan olacak. Gürkan Zengin bayağı bir bekliyor. Epey bir zamandır. Bir ona döneyim sonra. Ben Sinan Bey'in değerlendirmelerine genel hatlarıyla katılıyorum. Tayyip Bey şu anda siyaset sahnesinin en tecrübeli ismi. Kendi partisini, muhalefeti, sokağı en iyi bilen isim. Bence bir oyun kurmaya hazırlanıyor. Yeni bir oyun kurmaya hazırlanıyor. Yeni bir oyun kurmaya hazırlanıyor. Çünkü partisindeki oy kaymalarını, oy kayıplarını görüyor. Parlamenter sisteme geçmek gerekiyorsa geçer. Tayyip Bey'in bu siyaset oyunundaki en önemli hedefi şu anda iktidarda kalmaktır. Bakın dış politika da zaten bir dönem daha, en az bir dönem daha onun iktidarda kalmasını dayatıyor. Kendi analizinin bu olduğunu zannediyorum. Şu sebeplerle, bu sebeplerle, bin türlü sebeple önemli olan, olmazsa olmaz olan iktidarda kalmaktır. Parlamenter sistemle veya başkanlık sistemiyle. Şimdi bakıyor, oy kaymaları da var, oy kayıpları da var. Saadet Partisi ile, Hüdapar'la, DSP ile, öteki partilerle bu dolaşmaların, bu nabız yoklamaların sebebi bunu, bu oyları bu mevcut sistemde kontrol edebilir miyim? Edebileceğini görürse, pandeminin sürecine bakacak, dış politikada Biden'a bakacak, oraya bakacak, buraya bakacak, anketlere bakacak, en fazla ankete dikkat eden siyasetçi. Ben bunu bu sistemle yürütürüm. Bu sistemle iktidarda kalabilirim derse bu tartışmaların hepsi biter. Muhalefet de gayet yardımcı oluyor zaten. Güzel gollü paslar veren bir muhalefet var. O sayede 18 yıldır zaten devam edebiliyor. Ama eğer görürse ki bu iş böyle gitmeyecek. Yani %50 artı 1'i bulmak mümkün görünmüyor. Bu Hüdapar'la, işte ne bileyim DSP'yle, Saadet'le. Saadet Partisi'nin bu arada oyu 2002'den beri, yani AK Parti'nin ilk seçimi kazanmasından beri hiçbir zaman %2'yi geçmedi. Ama %2 ama yeni sistemde çok kritik önemli bir oy. Bakacak. Eğer bu sistemle %50 artı 1'i elde edemeyeceğini düşünürse, pekala parlamenter sisteme muhalefetle oturup bir masa kurup, evet CHP'nin de masada olmasına eyvallah diyecek. Ya parlamenter sistemi konuşacağız. Sinan Bey'in dediği gibi zaten AK Parti'ye zarar veren bir sistem değil ki. Bir muhalefet partisinin yanına aldığı andan itibaren, MHP'yi diyelim aldığı yandan itibaren, parlamenter sistemde zaten birinci parti olacak ve iktidarda kalacak. Hatta ben AK Parti'nin İYİ Parti ile koalisyon kursa parlamenter sistemde gene hiç yani MHP ile İYİ Parti üçü birlikte olurlar ama Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başında iktidarda kalmalı. Analizinin bu olduğunu düşünüyorum. Bunun bana yolu yordamı neyse. Bana zarar vermeyecektir. Bir, ben de bu analizin doğru kitlesini, olduğunu düşünüyorum. Kendi kitlesini, ya bunlar işte başkanlık sistemi dediğiniz o kadar argümanlar şunlar bunlar falan, işte bu sisteme bu kadar yatırım falan. Tayyip Erdoğan kadar kendi kitlesini şuradan alıp buraya götürebilen, sonra tekrar oraya götürebilen, istediği yöne sevk edebilen bir siyasetçi Türk siyasi tarihinde çok yok. Yani %35'lerde olan bir de işte %51'lerin üzerine çıkarttı başkanlık sisteminde. Bunu yapar. Önemli olan iktidarda kalmak. Bir sürü başka da sebeplerle. MHP. Siz başlamadan bir izleyicimiz demiş ki MHP konusunda. Sayın Cumhurbaşkanı MHP'den güçlendirilmiş parlamenter seçime sıcak baktığını düşündüğü an sistemi değiştirir. Eğer tek başına evet derse Cumhur İttifakı'nda MHP'yi kaybetmeyi göze alamadığı için sessiz kalıyor. Yok canım. Katılır yani misiniz? Bakın. Yani MHP de parlamenter sisteme ikna olsa hızla döner olur. Diyor. Doğru mu? MHP de bakın şu andaki iktidar bloku bir bütün. Erol Bey'in yani şu anda iktidarı paylaşıyorlar. Yani devlet bürokrasisinde ve daha pek çok alanda iktidar paylaşılıyor. İktidar kaybedildiği zaman herkes kaybedecek. MHP ve AK Parti kaybedecek. Dolayısıyla MHP bu yapının iktidarda kalması için bir, dış politikadaki temel reflekslerin devam edebilmesi için iki, başkanlık sistemi ise başkanlık sistemi, parlamenter sistem ise parlamenter sistem uyum sağlayacaktır. CHP'liler, İYİ Partililer bunlar da ne kazanmış olacaklar? Parlamenter sisteme geçtik, zorladık ve başardık
kendi kitlelerini bunu anlatabilirler. Biz parlamenter sistemi zorladık. Aslında Sinan Oğan'ın sorusunun yanıtı burada. Getirdik. Hicabında Cem'in söylediği gibi hükümete de girebilirler. İYİ Parti için söylüyorum. AK Parti açısından bence en kırmızı çizgi HDP'nin ve dış politika itibariyle CHP'nin herhangi bir hükümet formülasyonunda yer almaması. Bunun dışında bir kırmızı çizgi yok. Başkanlık sistemi olur, parlamenter sistem olur, İYİ Parti olur, MHP olur, İYİ Parti artı MHP olur. Ama her şekilde birinci parti olan AK Parti iktidarda kalacaktır. Başkanlık sistemiyle veya parlamenter sistemle. Bu yoklama, dolayısıyla geldiğimiz yer bu yoklamalar itibariyle bir zamanlama meselesine ve anketlerin durumuna. Ben mesela bu yoklamalar niye şimdi yapılıyor? Onu da merak ediyorum. Yani 2023'te seçim yapılacaksa Haziran'da yapıyor. Pandemi şimdi aşı diyelim ki Nisan Mayıs'ta işler normale dönecek. Şimdi durumu görüyor. İşler düzeldiği zaman da bir erken duruma seçim bakılacak. Düşünüyor mu 2021'de değilse 2022? Gürkan Bey'in Mart'ında açıklamasından sonra da Türkiye bugün ne dediğimizi anladı bu gece. Peki. Resim budur. Bir oyun kurma faaliyetinin devam ettiğini düşünüyorum. Yoksa izahı yok. Herkesin de kazanacağı bir şey var. Ben Meral Hanım'ın parlamenter sistem hedefini başarmış, bunun en fazla söylemini yürütmüş siyasetçi olarak, parlamenter sisteme geçiren kişi olarak kendisini lanse edebileceği bir zeminde, her grup hele hele de bir sembolik cumhurbaşkanlığı kendisine verilecek olursa her türlü formülasyona evet diyeceğini düşünüyorum. Ben şöyle diyeyim bir yer bitirse Gürkan Bey. Doğmamış çocuğa don biçmek diyordu ama Ümit Bey siz de katılıyorsunuz. Donu kesiyor bugünlerde Tayyip. Hayır. Şimdi bir kere Sayın Meral Akşener hayatı boyunca sembolik bir koltuğa oturmamıştır ve oturmaz. Ama o şimdi sembolik cumhurbaşkanı Meral Akşener'in İYİ Parti'nin ve CHP'nin istediği ve tarif ettiği bir tanım. Hiç emin olmayın. Cumhurbaşkanları sembolik olmaz zaten. Hayır. Ümit Bey, hiç. Yani şimdi sembolik falan deniyor da bakın. Öyle olmuyor. Ben size AKP'nin kuruluş aşamasında Cem Bey. Bakın çok vaktimiz yok. Bana müsaade edin. Parlamenter sistemde Türkiye'de en sembolik denilen cumhurbaşkanı bile birçok olaya etki etmiştir. Örnek Ahmet Necdet Sezer. Hayır, bunun altını çizmek için söylüyorum. Sayın Meral Akşener hayatının hiçbir döneminde sembolik olarak bir koltuğa oturmamıştır. Tamam. AKP'nin kurulma dönemi dahil 7 Haziran seçimlerinden sonra başbakan yardımcılığı teklif edilmiştir. Nasıl cevap vermiştir? Hiçbir döneminde böyle bir şeye razı olmamıştır. Siz o sembolik şimdi kelimesine çok fazla takılmayın. Bakın, Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı çok önemli bir şeydir. Biz tabii ki çok isteriz. Tabii ki olacak. Ama bu şekilde değil. Bakın şu anda burada konuşulan ileride yapılacak bir seçimin sonuçlarını ortaya koyuyorsunuz. Bugünkü anket durumu itibariyle. Bugünkü anketlere bakmayın. Bugünkü yapılan anketlerin hepsi telefon anketi. Ama Ümit Bey en kötü biz ankette ülkede, bir AK Parti. Bakın Cem Bey. 34-30 en bakın, kötüsünde ben şunu yani söyleyeyim hep birinci size, parti. Bakın şunu söyleyeyim. Biz sahada olan bir partiyiz. Evet. Bakın sahada olan bir partiyiz. Biz sahayı görerek adım atıyoruz. Sahayı görerek hamle yapıyoruz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi sizin tahmin ettiğinizden çok 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 aşağıya düşecek. Bakın bunu buraya not edin. Ya bu kayıtlarda var. Yarın bir gün konuşuruz. Ya, çok çok aşağıya düşecekse nasıl düşecek? O zaman ben artık şeytanın şimdi bugünkü anketler, gecenin bu yani saatinde. Bugünkü anketler. Sayın Meral Akşener'in güçlü başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu formüle ne dersiniz? Ya ben ona bir şey diyebilir miyim? Böyle saçmalık olur mu şimdi? Hayır, sembolik şimdi zamanı olmaz geldiğinde diye biz bunları otururuz. Ama bizim parti olarak tabii ki hedefimiz Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak. Ama bunları biz hazırlıyoruz. Getireceğiz bu ayın sonunda milletimizin önüne koyacağız. Cumhurbaşkanı yapmak bu sisteme göre Cumhurbaşkanı yapmak. Bu öbür parlamenter sisteme göre mi? Bu sisteme göre. Bakın zaten göre, diyorum ki biz bunun hazırlığını yapıyoruz ve bu ay sonu lansmanını yapacağız. Milletimizin önüne koyacağız. Bakın orada hepsi var. Ümit Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, Ümit Bey, başbakanın Ümit yetkileri. Bey, özür dilerim. Sizin dediğiniz bu ay sonu açıklanacak olan güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili açıklamanız. Ben diyorum ki Meral Hanım Cumhurbaşkanı olacak dediniz ya. Bu sistemde mi, parlamenter sistemde mi? Bakın ben de söylüyorum size. Niye anlamıyorsunuz? Biz çalışmamızı getireceğiz. Milletimizin önüne koyacağız. Orada anlayacağız. Orada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var. Başbakanın yetkileri var. Bakanların yetkileri var. Denetleme, şeffaflık nasıl olacak? Hepsi var. Şimdi siz bugünden nasıl diyebilirsiniz bunu? Bu cumhurbaşkanı olsun, bu başbakan olsun. Bir şey millet iradesine saygısızlık kabul ederim. Bence bu gecenin çok önemli bir açıklaması. Bu hazırladığınız pakette AK Parti ile beraber bir çalışma yapmış olabilir misiniz? Hayır. Peki. Hayır yok, çok net. Bir şey daha soracağım. Bakın ben size çok net bir şey daha söyleyeyim. Bakın Kübra Hanım. Çok güzel. Çok net bir şey söyleyeyim ben size. Hayır ben soruyorum acaba... Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi ile acaba AK Parti'de... Cem Bey'in böyle bir duyumu mu var diyor Elif. Hayır ben görüş olarak sadece soruyorum. Hayır bir duyumu bakın, var. Bakın çok net bir şey söylüyorum size. Adalet ve Kalkınma Partisi ile
onun günahlarına, vebaline ortak olacak halimiz yok biz. İyi Parti'nin kurulma amacı belli. İyi Parti'nin seçmeninin oy verme nedeni belli. Çok netiz bu konuda. Yani siz ne kadar algı yaratmaya çalışsanız nedir da ne kadar böyle açık böyle bizi nedir? Bir şeyle hesaplanın içine sokmaya tamam, çalışsanız da nedir? Asla yok. Netiz diyorum. Kurulma sebebiniz ne? Kurulma sebebimiz iktidar olmak. Tamam. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden hükümeti almak. Bir de Sayın Akşener'in son açıklamasında şöyle bir cümle her var. Her siyasi partinin olduğu gibi. Biz sistemle başından beri referandumdan itibaren karşı çıktık. Bu sistem içinde asla Cumhur İttifakı'na katılmamız. Biz referandumdan beri karşıyız. Bakın yani şu cümleyi söyleyeyim ben size. Her konuşması Meral Hanım parlamente güçlendirilmiş parlamentosu hep bunu söylüyor. Bakın iki yıldır. Doğru buna inanıyoruz. Hep bunu söylüyor. Bu sistemin ülke için bir felaket olduğuna inanıyoruz. Referandumda parti olmamamıza rağmen son 5 dakikamız kalmış. Ben bile referandumda parti olmamamıza rağmen son kaç arkadaşlar Türkiye'yi dolaşmış ve karşı çıkmış bir yapıyız biz. Hala devam ediyoruz. 2018 Mayıs'ında da aynı şeyi açıklamayı yaptı Sayın Genel Başkan. Peki. Ben Gürkan Bey'e bir şey soracağım. Sonra üzerine tartışarak kapatalım. Dediniz de Cumhurbaşkanı Erdoğan şuna bakacaktır. %51'i ben bu partileri yanıma alarak alabilir miyim? Alamaz mıyım? Peki muhalefet açısından bakalım. Muhalefet de aynı hesabı yapıyor olamaz mı? Yani İyi Parti, CHP, belki HDP'li seçmenin oyuyla %51 alacağını garanti ederse Sinan Oğan'ın senaryosunu çizdiği senaryo tamamen saf dışı kalmaz mı? Yani %51 alacağını görürse tamam da öyle bir tablo görmüyoruz. Ama bugünden görmüyoruz. Gelecekte de görmüyoruz. Ama örneğindeki başarıdan bahsediyor. Ben... Hatta Meral Akşener'in son açıklamasında onu da sorayım. Diyor ki 24 Haziran seçimlerine 15 gün kala bana telefon ettiler ve adaylıktan çekil dediler. O istifa et diyorlar ama adaylıktan çekilmesini istiyorlar. Aynı hataları bu seçimde yapmayalım. Ben de bu işin vebalini altına girmek istemiyorum. Yerel seçimlerde 31 Mart yerel seçimlerinde izlediğimiz taktik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de uygulanmalı diyor. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Bu altyazıyı değiştirirseniz çok memnun olurum. Ne diyor? Böyle bir şey asla olmadığını net bir şekilde ifade ettik. İyi Parti ittifak değiştirebilirim. Hayır öyle bir niyetimiz hayır, yok. Hayır sizin altta diyor ki Ümit Dikbayır iki nokta üst üste İyi Parti'nin kurulma sebebi belli. Hedef yani, iktidar. Bu yazı doğru değil. Peki. Ya biz burada çok netiz. Haluk böyle bir algı oluşuyor diyor Ümit Bey. Tabii çok netiz biz bu konuda. İttifak değiştirmenize gerek yok. Ya bu ittifak zaten bu sözünü ettiğimiz senaryoda madem biz böyle bakın yanlış hesap yapıyorsunuz. Bu senaryoda ittifak falan dedi bir şey yok. Yanlış hesap yapıyorsunuz. Hayır yanlış hesap. 7 Haziran 2015'i hatırlatıyorum size o zaman. Yanlış hesap yapıyorsunuz. Siz bugünkü anketlerle bugünkü durumla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok yüksek oy alacağını hesap ediyorsunuz. Hayır. Ben de size diyorum şey ki en bakın kötü ankette 34, ben de size diyorum ki biz sahayı diyor. Biliyoruz. Bakın mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi çöküş yaşayacak. Biz de diyoruz gidiyor ki güle güle. Rakamlara bağlı olarak bir senaryo kuruluyor. Tayyip Bey %51 görürse zaten bir şey değişmeyecek. Göremezse başka tamam, bir oyun kuruluyor. Zaten göremiyor. Ne diyor bu konuda? Epeydir konuşmadı. Yani siz oturduğunuz yerden bakın oturduğunuz yerden rakamlar üzerinden telefon anketleriyle konuşuyorsunuz. Biz sahayı bilerek konuşuyoruz. Peki siz şu an AK Parti'yi ne görüyorsunuz? Güle güle AK Parti'ye. Şu an ne görüyorsunuz AK Parti'yi sahada? Bakın çöktü AK Parti. Ben size söyleyeyim. Ya, oy olarak bakın, ne görüyorsunuz? Bakın ben İç Anadolu'da ya şimdi burada söyleyemem de vatandaşın ağzını kapatıyoruz. Peki. Hayatı boyunca yani Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundan bu tarafa oy vermiş insanların ağzını kapatıyoruz. Ama hakaret ediyorlar. Böyle bir şey yansımıyor. Yani çok ağır, çok Özer ağır Sancar, bir travma yaşıyor vatandaş. %9 ya bakın, olduğunu söylüyor. Siz %16 dediniz. Bu akşam, daha bu akşam Gürkan Bey bakın daha bu akşam Antalya'da bir vatandaş camide kendini astı. Kayseri'de bir genç marketin içinde kendini astı. Bakın tamam vatandaş bu... çok zor durumda. Yani siz de %30 görünmüyorsunuz ama anketlerde. Bakacağız. Ben de tamam. Şey telaş etmeyin. Ben açıkçası anketlere bu kadar yüksek ehemmiyet vermiyorum. Özellikle de seçime bu kadar zaman hele varken. Hele ki bu ortamda. Ben neye ehemmiyet veririm? Ben referandum sonucuna ehemmiyet veririm. Seçim sonucuna ehemmiyet veririm. 31 Mart seçimleri konuşalım. 31 Mart'a ehemmiyet veririm. Genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, referandum ve yerel seçim sonuçlarına ehemmiyet veririm. Tüm bunlara baktığınız vakit artı %1'in seçimidir bu. %1'in seçimi. Ya biz İstanbul'da kimi yendik? Öyle. Biz yani İstanbul'da kimi yendik? Bir de bu %1 şöyle gelmiş, azala azala gelmiş. Yerelde de
çıkmış. Yani sizce muhalefetin millet... o %50+1'in üstüne çıkacak ve seçimi %50+1'in seçimi bu. Ben hani çıktığını gördüğümüz seçim yerel seçim oldu. Şimdi ben de Sayın Meral Akşener'in röportajını okudum. Çok doğru tespitler var. Yani iki şeyi de söylemiş. Biz hani hem Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olduğu seçimi yaşadık. Yani tek aday. Hem de işte ben de aday çıktım. CHP de aday çıkardı. Onu da yaşadık. Bizim ikimizin toplamı Ekmelettin Bey'in aldığı koya denk geliyordu. Biz bu iki tecrübeyi de yaşadık. Benim kişisel olarak hiçbir bu konudan beklentim şeyim yok. Hani Türkiye'nin geleceği için ne doğruysa oradan dersler peki, çıkardık onu yapacağız diyor. Şunu mu demek istiyor Sayın Akşener? Bakın o zaman ayrı ayrı adaylar olarak çıktık. İkimizin toplamı Ekmelettin İhsanoğlu kadar oy aldı. Gelin 31 Mart'a örnek alalım ve tek oday şimdi gösterelim. Şimdi onu çalışacaklardır muhtemelen. Ben onu Ümit Bey daha doğru yorumlar. Yani gerçekten öyle mi demek istedi? Ama benim gördüğüm kadarıyla dersler çıkardık. Onun üzerine çalışmamız lazım ve o şekilde devam etmemiz lazım. Yani neyse belki bir yerel seçim modeli gibi düşünülebilir ama... Bu sözlerinden ama Cumhurbaşkanlığı yerel... seçiminde Abdullah Gül adaylığında mutabık kalmamış olmasından duyduğu bir pişmanlığı da dile getirmiş oluyor mu? Ya yanlış yaptığını mı düşünüyor? Hayır. Böyle bir öz eleştiri var mı orada? İkisi farklı konular. Hayır, onu kastetmiyorum. Hayır, aslında. Öyle bir şey anlamadım ben de o konuda. O konuda pişmanlık yaşadığını zannetmiyorum tam aksine. Yani orada şunu söylemek istiyor. Yani biz seçimlerden tecrübeler çıkarıyoruz ve bunların sonucunda da. Ama yerelle kıyaslanmayacak bir şey var. Genelde bir ikinci tur olayı var. Yani dolayısıyla hani en yüksek oyu alan değil de hani 50+1 meselesi var. Yani tam da aynı şey değil yerel seçimle genel seçim. Dolayısıyla ben bu seçimlerde yani nihai olarak şunu söyleyeyim. Bu çabalar sürecektir. Yani bu ittifaklar arası geçişkenlik vesaire çabaları sürecektir. Ama İyi Parti'nin tabanı anketliyorsanız en çok orada ankete bakmak lazım. En katı olarak Cumhur İttifakı'na karşı olan, AKP'ye karşı olan taban. Dolayısıyla İyi Parti'nin tabanını herhangi bir yere hani AKP'nin yanına doğru götürmesi çok da kolay değil. Yani Sinan Oğan'ın şeyinin şimdi de orada çok da kolay şey, değil orada yani. Şöyle bir şey söylediği ihtimalin şimdi tabanda ben, karşılık bulmayacağını düşünüyorum. Evet, ben Anadolu'daki insanların bir de şöyle şimdi Anadolu için söylüyorum, büyük şehirler için söylemiyorum. AK Parti oy veriyor diyelim, nereye gider oyu? MHP'ye gidebilir. Şimdi Anadolu'dan CHP'ye bir oy gitmiyor da. Yani HDP'yi de zaten o belli yerlerde alıyor. İyi Parti'ye gidebilir mi? Onu şimdi 2018'de değil 2023'te anlayacağız. Onu şu an ölçemeyiz ama hani o yüzden diyorum şimdi AK Parti Anadolu'da diyelim ki şikayet olsa bile adamın gideceği bir yer MHP. Yani gideceği CHP'ye falan dönmüyor yani. Hiç öyle düşünmeyin. Bakın tekrar söylüyorum. Her siyasi parti çalışmasını yapar, seçim beyannamesini koyar, programını koyar, milletin huzuruna çıkar. Millet inanırsa oy verir ve iktidar eder. Peki. Bugünden bunları konuşmak şey çok erken. Ya ben size kusura bakmayın ama bir şey iletmem lazım. Bu konuyla ilgili mi? Ya bu konuyla o zaman ilgili değil ama yayın yok sonunda. Yok. Bir yayın sonunda. Ya unutmayalım bunu da önemli. Siz, tamam size söyleyeceğim. Ama siz şeyi de yanıtlar mısınız Sinan Oğan'a dönmeden? Meral Akşener'e seçime 15 gün kala adaylıktan çekil telefon açan kimdi? CHP'den biri olduğunu mu kastediyor? Ve bu mesajlarıyla muhalefete ne demek istiyor? Hayır hayır. Şimdi orada da iyi ki bu soruyu sordunuz. Biz de onu cevaplamış olalım. Genel Başkanımızın orada söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminden ya da önemli kişilerden gelen telefon değil. Orada şöyle bir algı oluştu. Bakın hatırlayın. Sayın Muharrem İnce miting yapıyor. Ekranın bir tarafı Sayın Muharrem İnce, bir tarafı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve en yandaş medyada. Şimdi öyle bir algı oluşturuldu ki, işte Sayın Erdoğan kendi seçmenini konsolide etti. Tabanda da buna inananlar oldu maalesef. Yani Muharrem oradan genel başkanı arayanlar oldu. Hı hı. Tamam mı? Oradan arayanlar oldu. Yoksa CHP'den CHP'nin mi? Üst yönetiminden. Muharrem İnce'den mi telefon geldi hayır, Sayın hayır, Akşener'e? Hayır, hayır. Sadece tabanda. Genel başkanımıza ulaşabilen onlardan geldi. Ya inanmışlar. CHP'liden yani. CHP'lilerden yani. Muharrem İnce'ye ya, destek CHP'liler veren tabandan. Tamam. Diyor. Ama üst yönetimden değil, şeyden değil, tabandan. Bunun sebebi de öyle bir algı oluşturuldu ki Muharrem İnce 100 bin kişiyle mesela miting yaptı, 300 bindendi. Öyle kamera oyunları yapıldı ki
İşte en bariz örneği, şimdi ben burada kanal ismi vermeyeyim, olmaz. Oldu. Ama yok, kalabalığı topladı ama ya. Karşı tarafı konsolide etti. Mesela, yani ekranın yarısı... Hayır, o kalabalık konsolide etti karşı tarafı diyor. Ama Ümit Bey öyle demiyor. O çok kalabalık değildi, öyle yansıtıldı diyor. Öyle. Bakın, yani inanın çok kalabalıktı. Zaten o da şey aldığı yarattı. İzmir'de rekor kırdı. İki adayın aldığı oy, işte Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy. Tamam, yanlış yönetildi, yönetilemedi o süreç. Bunu niye öyle dillendiriyor Sayın Akşener şimdi? Şunu mu demek istiyor? Bakın Muharrem İnce gibi bir aday çıkarırsak yine muhalefet kaybeder mi demek istiyor? İlk turda gelin ortak aday çıkaralım mı demek istiyor? 2,5 yıl aradan sonra bunu niye ilk kez açıklıyor? Şimdi Muharrem İnce ile Meral Akşener'in aldığı oy toplamı Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oya eşit geliyorsa tabii ki bunu demek istiyor. Tabii ki bunu demek istiyor. Peki. Son 4 dakikamı Sinan Oğan'a veriyorum izninizle. Teşekkür ederim. Soru soruyor musunuz yoksa? Soru sormuyorum. Yani şöyle, artık soru sorarsam vaktinizden çalacağım. Son tartışmaları izlediniz. Tamam. Sizin tezinize taban destek vermez dedi örneğin Elfin Tataroğlu. Belki ona da yanıt verirsiniz. Şimdi şöyle, burada tabanlık bir durum yok. Zaten parlamenter sisteme geçiliyor. Cumhurbaşkanlığı da parlamenter sistemde eğer bu değişiklikler olacaksa parlamento seçiyor. Dolayısıyla burada... O daha belli değil. Bizler şeyimizi koymadık ortaya. O daha belli değil. Ben olası senaryoları söylüyorum. Biz lansmanı yaptığımız zaman onun üzerine konuşuruz. Tamam, peki. Elbette ya, o zaman program yapmayalım. Biz burada siyaset okuması yapmaya çalışıyoruz. Ve kaldı ki Ümit Bey, siz siyasette yenisiniz. Burası Türkiye. Emin olun. Türkiye'de olmaz dediklerimiz o kadar çok şey oldu ki. İşte siyasete en çok zararı veren budur. Öyle şeyler konuşuluyor ki yani, sonra onların hepsi unutuluyor. Bir masaya oturuluyor. Ölümüne ortaklıklar yapılıyor. İşte siyasete en büyük zarar veren şey bu. Peki, kesinlikle buyurun. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim ama yani ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete başladım ve bir çizgide 28 yürüyorum. 28 yıl emeğim var orada. Bir çizgi. Yani çok yeni bir siyasetçi sayılmam, onu da söylemiş olayım. 28 yıl sadece orada emeğim aktif, var. Aktif siyasetten bahsediyorum. Aktif siyasetten. Şimdi orada da o çok kadar aktif. Zor bir şeydir ki. Ya aktifsiniz muhakkak ama hani parlamentoda... Bilgi olsun diye veriyorum. Tamam, vaktim çok dar, yönetmenim uyarıyor. Buyurun. Şimdi hemen bitireyim. Şimdi Türkiye'de belli bir çizgide siyaset yapmak çok zor. Çünkü Türkiye'de şuna alışılmış. Yani dün dündür, bugün bugün. Hele siyasette. Onun için önümüzdeki süreçte her şey mümkündür. Her şey mümkündür. Bugün asla diyemeyeceğiniz, asla diyeceğiniz birçok şeyi yarın siyasette görebiliriz. Ama bir şeyi daha göreceğiz bence siyasette. Bugün bunları konuşmak için erken. Aynı zamanda. Neden? Çünkü biz bugünkü siyasi partiler üzerinden konuşuyoruz. Yarın 2023'e kadar Türkiye'de yeni siyasi partiler olacak. Türkiye'de yükselen değerin milliyetçilik olduğunu göz ardı etmemek lazım. Türkiye'nin en büyük kitlesinin iktidara alternatif olarak... Ana Muhalefet Partisi'nin o değil, kararsızların olduğunu görmek lazım. Muhakkak ki bu kararsızların yarın öbür gün kendilerine bir adres bulacağını unutmamak burada lazım. Sinan Oğan bir şeylerin işaretini mi veriyor acaba? Parti mi kuracaksınız yok, yok, Sinan Bey? Yok yok, hayır. Biraz siyaset da bir Sinan Bey sorusu. Siyaset okuması yapıyorum. Geleceğe dönük siyaset okuması yapıyorum. Yani bugün de Türkiye'deki kararsız kitlenin ne yapacağını öngöremezsek, kararsız kitleyi dikkate almadan yapılacak bütün siyaset hesaplarının yanlış olacağını düşünüyorum. Bir de tabii Türkiye'de yükselen bir belediye başkanları, özellikle de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yükselen bir grafiği var. Önümüzdeki süreçte bunu da dikkate alarak hesap yapmak lazım. Yani peki, sadece bugünkü aktörlerle gelecek planlaması yaparsak yanılırız. Kaldı ki siyasette önümüzdeki süreçte hem aktörlerde değişiklik olacağını beklemeliyiz, hem de sistemde değişiklik olacağını beklemeliyiz. Evet, çok bunlara göre ederim. Daha gerçekçi yorum
Önümüzdeki süreçte yapacağız. Çok teşekkür ederim. Benim de çok keyif aldığım bir yayında, hatta kendimi tutamayıp zaman zaman küçük yorumlar yaptığım bir programdı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir şey var, onu ben söylemem lazım. 30 İki saniyede kere, söyleyebilir 30 saniye. Tamam, Çemiş Gezek'le alakalı bir şey söylediniz mi Gürkan Bey? Onunla alakalı bir düzeltme yaparsanız. Çabuk, iki sefer Tunceli İl Başkanımız yazdı. Çemiş Gezek zannetmeyin. İki sahaların Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir siyasetçi olduğunu vurgulamaya çalıştım. Yani İki sahalar bakanlık yapmış, partide, parti meclisinde önemli görevlerde bulunmuş. Alınganlık yani etmişler, onu Çemiş Gezek de bir delege değildir derken, Çemiş Gezekliler beni bağışlasınlar. Tunceli'ye büyük sevgimi, saygımız var. Muhakkak kastettiğimiz, muhakkak öyledir. İkli sahaların altını çizmeye dönük. Muhakkak öyledir de yani alınganlık göstermişler. Tabii. Eğer öyle algıladılarsa yanlış algılamışlar. Şimdi memnun oldum. Çok doğru bir uyarı, çok çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Herkese iyi geceler.